Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili arkadaşlar, Allah ömrümüzü bereketli kılsın. İman 89, tasavvur 7. Bugün ay 29 mu? 29.09.2019. Küçük çekmece. Ondan sonra şunu da böyle yap. Çünkü a filan var ya, yani hadislerde, ayette sebebi nuzulu, ortaya çıkışı ve çıktığı zemin. O derse, o vahye, o hadise, o ayete anlam katıyor. Çünkü Allah o mekanı seçti, o tarihi seçti. Mekanın insan üzerindeki tesiri. Onun için mesela bir not alacağınız zaman şey, tarihi atın, mekan atın. Ha? Mekan atın. En azından geçmişe döndüğünüz zaman o günün notlarını okuyunca Allah Allah, Allah ne ikram etmiş. Ha? Mesela uçakta yazmışım bir tahakkülü, mekan şey yazdım, hatta şu anda Sibristan üstündeyiz. Ondan sonra şu saat şey, uçaktayım, şuraya gidiyorum. Şimdi okuyorum, o haleti giriyorum. Bak, okuyacaktım öyle, Allah Allah, niye böyle? Şimdi uçaktayım, Sırbistan'ın üstündeyim, Bremen Afen'e gidiyorum. Şu hemen o moda giriyorum, yani koltuğumu bile hatırlıyorum yedice diye. Çünkü öyle şey yapmış, kodlanmış o şey, senin evinde değil. Allah Allah, o haletle, şimdi bakıyorum ama yere bakıyorum aynı zamanda, dağlara bakıyorum. O alette yazılmış, uçak depreşiyor, kalem kayıyor, yamuk yumuk oluyor, böyle. O mekana gidiyorsun, o düşündüğüne ek yapıyorsun şimdi. O unutulmuyor. Oraya gittiğin zaman nokta koydu, uçak indi, baş harfle devam ediyorsun. Kainatta ama hiçbir şey, ama hiçbir şey tesadüfi anlamsız değil. Anlamsızlığa itildiğiniz içiniz. Evet, şimdi ben size açalım mı şu? Yani bilirsiniz. Bak bakayım senin. Bir tane ufağı açıyorduk, yanları açıyorduk. Tamam. Şimdi tamam, bak. Bugünlerde deprem var. Ben size şunu deprem hem de meselemiz tasavvur. Bununla alakalı olduğu için ben şurayı kim? Lafı yazar mısın abi? Şurayı yazalım. Şu katenin falı, küre arz, virgül. Ondan sonra aşağısına. Diyor ki hareket, biraz büyük yaz, hareket ve onun altına yazıyorsun, zelzelesinde, ondan sonra şöyle yap, şunlar çektik, kırmızıyla yap, zelzelesinde vahy, ilk önce he, sonra ilk önce ona vahy yap, vahy ve aşağısını ilhama. Şimdi kırmızıyla ikisini böyle çentik yap, cem et. Güzel. Mazar olarak emir tahtında depreniyor. Nokta. Bazen de titriyor. On dördüncü sözden okudum. Şimdi
Şimdi bunu konuşacağız arkadaşlar. Çünkü bugünlerde, bugün yani, küre yaz hareket ve zelzelesinde vahye ve ilhama mazar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Şimdi dersimiz tasavvur ya, bugün de tevafuk etti. Hemen bazı birkaç tane önerme yapayım. Şimdi kaş gibinin adını görüyorum. Siz de biliyorsunuz benden daha fazla. Geceleri insanlar dışarıda yatıyor depremden dolayı. Gündüz evde yatıyorlar ve kahvaltı yemek yiyorlar. Normal gündüz devam ediyor hayat. Gece herkes dışarıda. Çok tuhaf. Şimdi şöyle alayım örketeki tarafı. Silmemiştik. İyi ki silmedik. Şöyle. İnşallah büyük bir yerimiz olduğunda bu sıkıntılar yaşamayacağız. İnşallah. Her şey derste tekrar ediyorum ki bir gün dua olur da Allah sebepsiz affeder. Çünkü bize bırakırsa bir şey yapacağımız yok. Çünkü biz Müslümanlar olarak arabamızın rengini beğenmiyoruz. Araba değiştiriyoruz veya başka araba çıkmış diye veya evi değiştiriyoruz ama dershane deyince duvarı bile gitse o pek almıyoruz. Müslüman böyle, Müslüman olursa sorun olmaz. Tamam mı? Hani diyorum ki bir terseniz olacak diyorum bu kadar cemaatle söylüyorum. Cemaat olamaz mı ya bir yer? Yani bir kiralık veya bir yer. Yani rast gelirsen geçerken tabelaya denk gelmeye çalışıyor. Ama kendi kiralık bir yer arar gibi aramıyoruz. Bedelini de biz ödüyoruz. Yani siz ödüyorsunuz. Çünkü benim elimdeki sermaye bu. Böyle mekan olsaydı bu dersi, şu anda anlatacağım dersi genel olacaktı. 200-300 kişi dinleyecekti. İstifade edecekti. Yani kendileri kaybediyor. Mesela arabanın çizikliği veya evimizdeki ince bir çizgi, onu nasıl şey yapacağız o kapıyı vesaire. Dershanenin bir binası yıkılsa veya duvar yıkılsa almıyoruz, yani düşünemiyoruz. Aslında herhalde belası yani. İnşallah olur, Allah nasip eder. Şimdi gelelim şeye, deprem bak. Bugün konumuz tasavvur. Şurayı sileyim, buna karışmasın. Yok, okey. aynı şeydi. Değiştirebiliriz burayı. Yok abi sizin orayı. Sileyim değil mi? Karışmasın. Tamam. Çünkü bir şey de yazarız belki. Şimdi deprem, zelzele. Zel. Aynı şeyin tekrarıdır. Vesvese. Tekrardır. Kullandığı harf vav ve sin, vesvese için dedi. Zelzele de iki taraf kullanıyor. Zel, lam. Şimdi önermeler getiriyorum, sorular soruyorum hadise ki cevap olsun. Sorunuz yoksa cevap yoktur. Cevap olsa bile ilgini çekmez. Şimdi gündüz eve geliyorlar. Yatıyorlar. Gece kimse evde yok. Arabada yatıyor, sokakta yatıyor. Ne alakası var yani? Niye bir gündeme getiriyorsun bu şeyi? Konumuzun içi. Yani dersi eyleme dönüşmüş hali yapalım. Bu serbest bölgeyle alakalıdır. Gündüz Allah ve Celle Nehme Kum Subata geceyi diyor ben size istirahat örtüsü yaptım. Gündüzü de maişet yaptım diyor. Maişetin zemini yaptım diyor. Gece istirahat diyor. Allah böyle diyor. Şimdi biz gece sabaha kadar Kur'an okusak, muzakere-i ilmi yapsak doğru mudur? Değildir. Hani ama ilim yapıyoruz. Gündüz ne yapıyorsun peki? Gündüz yatıyorsan, gece ilim yapıyorsan, kardeşim sen rahatsızsın. Ama piyasada nasıl biliniyor? Vay be! Abiye bak, çöğe, şeyhe bak, şeye bak. Sabahlara kadar muzakere ediyoruz. Rahatsızsın kardeş. Hastasın da. Ona ihtiyaç duyuyorsun, mecbursun onu yapmaya.
Niye? Çünkü fıtratta ve hilkatte iki şey. Bilimci sözün başında söylüyor. Hilkatin en büyük gayesi, fıtratın en ince neticesi diyor. Tamam? Farklı şey. Yanlış. Şimdi cinlere, bilmiyoruz ki cinlere Allah gündüzü, bizim gündüzümüzü, onların gecesidir. Onların istirahatı gündüzdür. Bizim gündüzümüz var işte. Onların gecesi şimdi. Çünkü ışığa tahammül edemezler. Işıkta boyut veremezler. Onun için taaffun etmiş, kokuşmuş, güneş yermeyen yerlere derler ya ecdadımız. Doktor girer güneşin girmediği yere. Yani o tür yerlerde yatmamaya, evinizi tutmamaya, eğer şey yapmışsanız sabah namazı kalkınca camınızı açmaya, hemen açın, taaffun etmiş şeyleri, kokuşmuş şeyleri, insan onları çöreklenir. Ben buraya çiçek koysam, camı açsam arı gelir, pislik yapsam sinek gelir. Ya. Dolayısıyla ki fıtratı bilin, bakın fıtrat, hılkat değil. Hılkat yok iken yaratılmak, fıtrat ise o değilim ben bu olmam. Tamam mı? Hılkatın en büyük gayesi, fıtrat en ince neticesi, netice. Ha, ben kadın değil erkeğim, ben şu değilim buyum. Ha, bu fıtrattır. Ama var olmak hılkattır. Ne kadar farklı değil mi? Ha, şimdi bu gündüz ışıkta boyut veremezler. Onun için gece sünnettir. Ufak bir ışıkta yatın. Şeytan şey yapamaz. Gündüz bizi maişet için yapmış Allah, gece istirahat yapmış. Allah Kur'an ayetiyle bir kısmını diyor, çok az kısmını böl diyor, az kısmını diyor. Allah'a, Allah Resulüne hitaben hepimize ibadetle geçir. O da teheccüd namazına vakit, yarım saat, gücün yetiyorsa bir saat kala. Kalkarsın, ondan sonra ibadette teheccüdünü kılarsın, sonra namazını kılarsın, sabah namazına kadar vesaire. Bu insanlardan örnek verecek, bizde de öyle. Demek ki sabaha kadar ders yapıp gündüz ne yapıyorsun? Yatıyorsan sen şu anda anlatacağım şeye muhatapsın. Hiç şey yok. O fıtrat o. Tak tak okuyorsun. Yani. Gündüz ne yapıyorsun? Yatıyorsun. Peki gündüz kim yatıyor? Cinler yatar. Gece kim aktif? Cinler. Cinlerin aktifliği gecedir. Şeytan öyle değil. Gece gündüz aktif. Sonra cinler gündüz yatar. Gece aktifler. Bir insan cinlerden rahatsız ediliyor, edildiğini nedir? Alameti vehimdir. Şu, vehim. Vehim aktif olursa yatamaz ve sıkılır, devamlı bir kaçış yapar. Kaçış rampası yapar. Kaçışın da en kalitelisi nedir? Derstir. Kur'an okursanız dahi evhamdan kurtulamazsınız. Vesveseden de kurtulamazsınız. 400 küsur tane psikoloji ders yaptım. Evet, açabiliriz. Yok, açsın gafını açsın. Baksana. Ha, evet. Şimdi 400 tane ders yaptım. 400 tane. Yapan psikolojik olarak söylüyorum size. Temelden psikoloji sorundan kurtulma, diğerleri malzemedir, yoldur, yöntemdir vesaire. Nedir biliyor musunuz? Ne bilirsen bir tefekkür imai, tefekkür eden bir dimağa barınamaz, yanaşamaz. Hulasa budur. Tefekkür, dimağ. Şuraya geçebilirsiniz. Şuraya geç. Geç oraya. Geç, geç, geç. Heh. Ondan sonra geç oraya Mustafa. Şimdi tefekkür olan bir dimağa yanaşamaz. Toparlanın. Ne yaparsan yap, ne bilirsen bil, ne okursan oku, bunu bizzat ilmini, burada tevazu yapmayacağım ve yaşantısını yaşayan bir insanım. Yani ilmini az çok biliyorsunuz bu konuda. O alemi de biliyorum, adamları biliyorum, yakinen biliyorum. Bu işi de bildiğim için söylüyorum. Tefekkürü anda tamamen hakikata muhatap, hakikate açılmış, hakikat olduğu için hiç kimse o koridora, o yola giremez. Bunu Allah Resulü ifadesi ve üstadın tabiriyle, benim öyle bir anım var ki der Allah Resulü, Cebrail bile kabul etmem o an. Yani
Ustad da diyor ki benim bir anım haletim oluyor ki demiş. O anda hiç kimseyi kabul etme. Tefekkür iman. Her şeyin panzehiri. Tefekkür mesleğinde ilerleyenin dimağına sinyal veremez. Yani ancak tefekkürün dışındaki anlarda verir. O da terakkiyata sebeptir. Hayatını donukluktan çıkartmaya sebeptir. Şimdi, zan, vehim, şüphe, belki, ihtimal ve şek. Bu imkan-ı vehmi yapar. İmkan-ı vehmi 6 tane muhakematta söyle, 6 tane şeyle beslenir. 3 tane çıkışı var. Belki, ihtimal, şek. Şu bizimle alakası yok. Ezberlemek için yapmıştım onu. Şunu silin de şey yapasam. Şimdi gündüz adamlar dışarıda çevrede, gece olmalarının sebebi vehmin cinlere musallat olduğundandır. Vehim cinlerle alakalıdır. Vesvese şeytanla alakalıdır. Vehim ne yapar? Elime bakarsanız unutmamak için yoku yukarıya, yoku yukarıya, yoku var eden sistemdir. İnsanı donukluktan çıkarır, zenginliği katar. Vehimdir bu. Vehimin bir kısmı aramdır. Yani bu düşüncedir. Eylem yok ki. Hiçbir şey yok. O zaman fikirdir bu. Yani eylem değil. Eyleme musallat olacak, eylem yok. Yoku var eder. Mesela daha önce filmlerde veya işte videolarda seyretmiş yıkık binaları. Hemen o depremde yıkılmış, altta kalmış bağırmalar. Bunları tahayyül yapıyor, şekillendiriyor. Tamam mı? Tahayyül yapıyor. Sonra ben de şöyle şöyle olacağım diye korku burada oluyor. Depremin şekli burada oluyor. Tahayyül. Üzerindeki fikir çeşitliliği burada oluyor. Bunun adı serbest göre. Kişinin özel dünyası, hususi dünya, beşeriyeti burası. 11. mektupla aynadır diyor. Aynayı diyor tutsanız böyle pis diye. Aynaya pislik aksetse ayna kirlenmez, necis olmaz. Aynaya yılanın timsali sırmaz. Burası herkesin hususi dünyasıdır. Şimdi eğer bir insanı buraya etki yapar, şeytan etki yapıyor. Şeytan nereye musallattı? Varı yok eder. Vehim ise yoku var eder. Yok. Yani eylem yok, hiçbir şey yok. Düşüncelerdir bu. Şeytan ise imana musallat olur çünkü var. Ne varsa ona musallat olur. Abdest var. İman var. Gusul var. İyiyim. Yani vara yok ol saymak vesvesedir ve şeytanidir. Tamam. Şimdi şeytan buraya vesvesesiyle buraya atar da akla direkt giremez. Buraya atmaya çalışır. Burası akıl. Buraya atmaya çalışır. Şimdi şeytan buraya vesvese attı. Varı yok eder. O zaman şu mantığı var. Abdestin yok diyorsa sana altına imza atıyor şeytan. Senin abdestin var demektir. Şeytanın mantığı, sistemi bu. Varı yok etmeye çalışır. Sistem böyle çalışıyor. Tamam. O şeyin, amelimizin kalitesini geliştirmek için 5 tane sistemi aktif etmek için. Vesvese sensin sonundadır. Vesvese niçin insana musallat olur? 1. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Teyakkuza sebeptir. Başka? Tehavunu defeder. Tahavunu değil. Tahavunu he. Korkuyu kaldırır. Bir tane de var. Lakayt atar. Bunları şey yapar. Demek ki var bak. Vara musallat olan şey vesvesedir. Tevfik etmek. Vehim mi vesvese mi? Vara olmuşsa bu vesvesedir. Olmayan bir şey. Bina yıkılabilir. Çatı çöktü. Bağırıyorum. Çocuk öteki odada. Su olsaydı, çantaya su koysaydık, düdük çalsaydık falan. Buna bir şey olmuş mu? Sen olmuş musun? Yok. Var mı öyle bir şey? Yok. Ha, bu nedir? Vesvese midir bu?
değilmiyor. Peki gece dışarıda yatıyorlar aynı bina, çünkü depremin gecesi gündüzü var mı? Karanlık aydınlık olduğu şey var mı? Peki o zaman gündüz evdesiniz, gece dışarıdasınız, bilin ki işgal altındasınız. Vehim. Tamam, vehim. Yani öyle bir ders ki uygulanmalı olsun, gündemi geldiği için zaten tasavvur dersimiz. Şimdi şeytan attı, kafir cinler ne yaptı biliyor musunuz? Düşünceleri, ben altında olacağım, su olacağım, şöyle olacağım, konu, üzüleceğim, iki taş arasında falan, bu kafirce. Erva habiseler, daha önce seyrettiğimiz videolar, seyrettiğimiz filmler, şarkı türküler ve bağırmalar, çığırmalar var ya depremde, onlardan aktif olur. Mevad-i şerire ise, şer dediğimiz insanı rahatsız eden resimler, deprem bölgeleri, şer bölgeleri, meyhaneler, şunlar bunların, mekanın insan üzerine tesiri. Sonra melekler, işte biraz önce şey geldik bak, melekler küre-i arz diyor, harekatını harekatını ve zelzeleyi, zelzele mi diyor? Zelzelesini. Ha, zelzelesini, vay ve ilhame mazal oluyor. Şimdi ona geçeceğim, onun için mazal, arkada yazıyor tahta. Melekler vahyeder. Tamam mı? Vahiy şimdi küre, kaç tane şeye vahiy var. Vahiy çeşitli çalışmıştık. Bir, Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik diyor. Musa'yı sepete koy, nehre bırak. Yusuf'u kuyuda vahyettik diyor. Sema ve arza vahyettik diyor. Arya vahyettik diyor. Şeytana. Havarilere vahyettik diyor. Şeytana vahyettik diyor. Tamam mı? Cinlere şeytana vahyettik diyor. Bunları vahyettik. Ya vahiy bizim bildiğimiz Allah ile peygamber arasındaki münasebetin adıydı. Şeytana da vahyettik diyor. Tamam mı? Şimdi onu şey göstereceğim. Şimdi ilk önce bunu anlatayım, sonra arkaya geçeceğim. Melekler buraya vahiy atar. Vahiy atar. Hangi cins vahiy göstereceğim? Müslüman cinler ise tasavvurumuzda müsbet tasavvurlar verir. Yani iyi, hayrı. Müslüman cinlerin de şerlisi var, hayrısı var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَبُدُ Müslüman'a da var. Erva aliyeler, işte seyrettiğimiz bu ders, işte dinlediğimiz dersler vesaire, hayırlı şeyler, seyrettiğimiz dinler. Mevad aliyeler, mekanlar. Öyle insana güven veriyor. Ondan sonra bir de işte eklediş, cemaatin şahsi manevisi, habis ise, habis, kişinin kendi şahsi manevisi, cemaatin şahsi manevisi, cerçeme, kendisinin şahsi manevisi yapar. Şimdi burayı tanımlar, bunu bildiğimiz için tekrar şimdi şeye geçiyorum. Bu depremle küre-i arza vahyetti konumuz olacak, konu şey, tasavvur ama aslında onu şey, kullanacağız. Şey anlatayım da işte niye gece kısmi olarak bir gece ona gece olmasının sebebi cinler buraya musallat olmuş. Şeytanlar buraya başka yere giremezler. Ondan sonra bu vehmi aktif, bakın şuradan çıkın yola önerme. Gündüz olmuyor pek. Evde gündüz yatıyorlar. Bağırıyor, görüyorum sokakta. Anne diyor, hadi herkes gidiyor diyor toplama kampına. Benim orada paltomu da getir, yastığı da getir, battaniye getirmişler. Gidiyor evden, alıyorlar gündüz. Ya arabada veya toplama. Peki gece ne yapıyor? Gece cinler aktif olduğu için cinler vehmi tahrik ediyor. Konteyner getirdi ya arabada. Akşam dün konteyner getirdi oraya, vinçle konteyner koydu yani. Akşam bak, konteyner koydu, görüyor musun? Ondan sonra bir de duydu mesela odasının içine tamamen çelikle bir kafes yapmış, onun içinde yatıyormuş odanın içine. Çökerse onun için bir şey olsun diye. Bir aylık da su depoları, gıdalar koymuş. Yani bunun nasıl bir yaşantı, nasıl bir cehenneme dönmüş. Bu korku buradan çıkıyor, vehim yapıyor, tamam mı? Peki nereden kaynaklanıyor diyor, muhakemesizlikten. İki, kalbin zaaf asabından,
kaptaki haletlerin dümura uğramasında kısmen. Aklın sinir hastalığına, yani sinir dediğim böyle bizim sinir öfke değil, hadiselere, ifrata veya tefrite taşınmasından, mevzunun ve mahmulun ademitasyon, yani mevzu bir ana konu ve ana konunun detayları, bilgileri. Mevzu nedir? Mahmul de ona ait bilgiler, bilinmemesinden, yani şu uygularsak deprem vahiy ve ilhama şey yapıyor, oluyor. Konumuz nedir? Mevzu deprem. Mahmul nedir? Yani Allah Kur'an'ında yaprak bile onun emrin dışında sağlanamaz. Ve deprem küre yarısı hareketini devamlı hareket ediyor. Hiç durmuyor. Bu vahiy ile olur. Kim yapıyor onu anlatacağım. Bir de bazen zelzele oluyor veya depreniyor. Depremle titriyor bazen. Türbülans gibi. Bu da ilhamen oluyor. Bu mahmuldur. Arzın ilhamı bu mudur abi? Arzın iman geleceğim. İlhamı. İlham bu. O alıyor. Sonra bir de esassız olan ilki taklitte. Yani mesela herkes çıktı, ben de çıkıyorum. Yani esası yok. Taklit. Maymun tipi veya sürü psikolojisi. Sürü psikolojisi. Maymun veya şey var ya, kuşlar var böyle. Baykuş. Yok, ben papağan. Onlar gibi. Mesela o dediği de şey yapıyor. Şeyler, teyzeler gidiyor, biz de gidelim diyor. Ondan sonra bu taklitten ırkı yok yani. Aslı yok. Yani öyle bir şeyden çıkıyor ki yok. Peki bunun 6 tanesi, 2, 4, 6 bir araya gelirse imkani vehmi oluyor. Yani şuradaki vehmi aktif ediyor. Bu bir şeyi yapılandırdı. Bunun adı imkani vehmi. Kendisini nasıl gösterecek? Öyle ama belki ihtimal şek çıkar. 3 tane şey çıkıyor. Yani imkan vermiyor. Yani belkiler, bunların şey toplamından ihtimal, hani bedihiyata bile, yani şu, imkan-ı vehmi 3 tane şeyle çalışıyor. Vacibi, bazen kendisini aşağı Tanrı yerine koyuyor, Allah demeyeceğim. Vacip. Bazen şu mevcudatı, mümkünat da akıllı şeyler yapıyor. Vehmi biliyorsunuz, bir daha söyleyeyim. İnsanı donukluktan çıkarır. Düşüncesini, hareketini genişlik katar. Yani okyanusta durun, okyanusta durduk. Ezber olmasın, bilelim diye şey yapıyorum. Okyanusta vehim şunu yapar. Okyanusta durduk. 3 tane şey görüyorsun. Sahili yok. Geniş. Onu. Yüksek. Derin. Vehim geniş, derin ve yüksek hakikatların anlaşılması için bize farklı düşünce imkanlarını sunar. Zenginlik katar. Donuk düşünmezsin, donuk hareket etmez. Sığır her zaman aynı şeyi düşünür. Çünkü imkanı vehmisi yoktur. İnsana zenginlik katıyor. Bir de akıl var. İmkanat-ı akli mesela, o mümkünattan yürür. Mümteni nedir? Allah'ın ilminde nihayetsiz olasılıklar var. 8 kafalar vesaire. Şöyle olardı, böyle. Bunlar mümteni. Ama mümkünattaymış ama olmamış. Ama seçilmiş şu mevcudata mümkün denilir. Seçilmemişler mümteni. Bir de Allah'ın vücudu var. İmkanı vehmi bu üçünü kullanır. Daha çok vacip ve mümteni kullanır. Dejenere olmuş, bozulmuş şey. Bunu kullanıyor. Peki gece olmasının sebebi cinli şeytanlar aktif. Onun vehmini tahrik ediyor. Cinler gündüz yatıyor, gece kalkıyor. Akşam namazında kalkıyor. Akşam kalkınca adam iş başında. İş başında. Aa diyor mesela, ama ne bilirsen bil. Vesvese Risalesini ezberle. Kur'an'ı ezberle. Oku. Asla vehmin, sıkıntın, vesvesen gitmez. Boşuna şey yapma. Çünkü ilim değil daha. İlim buradadır. Yani Kur'an'ı ezberlemek, vesvese risalesini ezberlemek bilgidir. Buradadır, bilgi buradadır, malumat buradadır. Tamam mı? Burada olduğu için ilim onu tard eder diyor. Ve cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasın gider. Bizim Risale-i Nur'daki vesvese risalesini ezberlememiz bilgidir, malumattır. İlme dönüşürse alameti nedir?
İlim Allah'ın subutu sıfatından olduğu için canlıdır, ruhludur, şuurludur. Aktiftir, nefsül emirde canlıdır. Reaksiyon aktiftir yani, aksiyondur. Aksiyon bir şeydir. İlim onu tard eder, çık dışarı, çık 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 çık. Bu kendine aksiyon yani eylemdedir. İlim böyle bir şeydir. Diğeri ise aktif değil, duruyor. Malzeme. Aktiftir. Mesela diyelim kibrit, benzin duruyor. Bu bilgidir. Yaktığımız zaman ortaya çıkan o an, netice değil, o yangın hadisesi ilimdir. İlimce bu tasavvurdaki bilgi, malumat, Kur'an ve Risale-i Nur bilgileri, bunlar bilgidir, malumattır. Aklın 33 küsur tane mertebesinden geçiyor, fehminden geçiyor, idrak, muhakeme vesaire geçtikten sonra tasdik denilen sisteme girince ilme dönüşüyor. Bu ilim aklı da kontrol ediyor, aklı da buraya da hakim olabiliyor. Demek ki buraya geçen bir kafa, bir şey, ilim burayı bloke edebiliyor, rahatça diyor. Teslimiyet kaybol. Bu sefer Allah'ın rububiyetine teslim olabiliyor, bir de çok ilginçtir, Allah'a itimat edebiliyor. İtimat edilemiyor. Allah'a tevekkül, teslim üç tane şey, itimat. Teslim, tevekkül, itimat. Allah'ın rububiyetine Allah, her şeye hakim mi? Hakim. Allah zulmetmez de, o zaman Allah'ın rububiyetine itimat et. İtimat, teslim ol, teslim selemeden geliyor, fiil ol. Öyle bir teslim olduğun laf yok. Teslimde laf yok, fiilin kendisidir, İslamiyettir. Ondan sonra tevekkül, hadiseleri onunla yorumla. Tevekkül evellemek, sahibinin nazarıyla kainat hadiselere bakmak, tevekkül, vekil yapmak, evellemek, tamam mı? Şey ise, itimat ise Allah'ın rububiyetine bakıyor. Rububiyetine itimat et. Bunlar cinler aktif olduğu için. Şimdi ben şeye geçiyorum. Abi burada da hani memizin faydası şu oluyor. Yani bizde bir serbest bölge var. Yani kontrolsüz. Yani biz hep zannediyoruz ki bizim kontrolümüz altında olacak. Ama bir kere bu normalde mümkün değil. Fıtraten yani burası mümkün değil. Burası oynak bir zemin. Çok oynak. Ha, yani her zaman dışarıdan müdahaleler var. Müsbet menfi. Devamlı değişen, oynayan, kazan, insanın zenginliğini oluşturan. 18 bin alemin sureti. Yani onun için bir orayı bilmenin, yani insan kendisini bilmezse nasıl çözecek? Ve nasıl tefekkür edecek? Bileceksin ki bilgiyi tefekkür ediyor. Yani mesela şimdi işte yarın deprem olacakmış. Hani vehmimi tetikledi. İşte profesör açıklama yapmış. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış, şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Küp doldu. Hepsi tasavvura verdi. Malzeme, işte dediğiniz gibi şeyler şişti. Oldu bizim şey. Patlayacak gibi. Bir tanesi sordu. Tam bilgi, abi bilgi ilme nasıl dönüşür dedi. Ya bunu dedim ya buraya. Değil, şu. Şurada bilgileri aldın mı? Bilgi, vesvese bir sürü aldın. Burada bir sistem vardı, tefekkür. Bu bilgileri, malumatları tefekkür ettiğin şey ilim oluyor. Vahiyden beslendiğinde. Burası, vahiy zaten buraya geliyor, vahiyi. Vahiy ile bu şekillenmiş bir kafa. Tamam mı? Şimdi konumuz olmadığı için. Vahiy buraya geliyor. Vahiy ile beslenmiş bir kafada fehim var. Fehim demek buradakileri süzüyor. Bunun içerisinde bir tefekkür var. Nasıl ki tasdikin içinde öne çıkan sıfatı ilimdir. Aklın tahakkümünde tefekkürdür. Şimdi bilgi ve malumatları akıl vahiy ile boyanmış, Kur'an'a muhatap olmuş bir kafa, akıl. Tefekkür ettiğin şeyin adı, yani bu tezgahtan geçti. Tezgahta yani tefekkür edilen her şey ilimdir. Tefekkür edilemeyen her şey bilgi ve malumattır. Yani o bizim vehmimiz, o vehmi yani her türlü bir şekilde gelebiliyor. Hemen insana o vehim alabiliyorsun. Ama hemen sistemi bilmenin faydası şu. Benim itikadım, iltizamım, izanım, tasdiğim aşağı doğru gitmiyor. Dönüyor tekrar geriye tahayyül tasavvurumu besliyor. Orayı yönetiyor. Yani dimağın tek yönlü çalışmıyor. Biz böyle bir tek akış gibi. Ama vahiyle beslenmiş itikadı, iltizamı olan bir yapı hemen dönüp tahayyül tasavvuruna müdahale ediyor. Hop diyor, dur bakalım. Bu Allah'ın iradesi. Şun diyor, buraya geldiği ilim, burada izan kalbe, vicdana gitti diyor. Yani gitti, bitti değil. Bitti değil. Dönüyor tahayyül tasavvur kontrol altına. Tekrar bu geliyor, kalitesi yükseliyor. Kalpten ve ruhtan veri dağılıyor.
dönüyor tarih ve tasavvura da. Hemen kontrol. Kontrol ediyor. Dur. Kalp ve ruh. Dur. Diyor. Geri dönüşüm bu. Yani zaman hattı müstakimde gitmiyor diyor. Zaman bile öyle. Kalemin içindeki yay gibi. Helezonik yay gibi böyle. Yani geri dönüyor ama kaza mertebeli geri dönüyor. Her şey emir tahtında hareket ediyor. İşte mesela itikadım, izanım, imanım devreye giriyor. Hemen tarih tasavvura diyor. Hemen kontrol altına alıyor. Buraya kontrol ediyor hemen orayı. Hemen muhafaza altına alıyor. Şeyi vehim vesveseyi hemen kesiyor. Diyor ki ecel birdir, tıgayür etmez. İşte neyse hangi malzemelerin varsa hemen orayı tarih tasavvura altına aldı. Sakinlemeye başladı. Sakin. Bunun tersi doktor Musa'sı. Eğer bu sistemi bilinmese 7 sene dahi, 10 sene dahi ilaç içse psikoloji asla. Hasan abi, itikadımız, imanımız olup da bu yapıyı tam bilememekten de gene tahir tasavvuru kontrol etme süresi çok uzuyor. Yani şuursuzca edebiliyorsun ama bir mekanizmayı bilmediğin için, nasıl çalıştığını bilmediğin Bilmiyorum. İçin o süre çok uzuyor. Birçok bilgi var. Bazen de çok yara alıyorsun. Tamam imanın var, itikadın var ama. Hatta onlardan daha iyiyse de düşebiliyorsun ama benim niye bu kadar bilgim var. Ha, niye böyle oluyor? Dershanede de kalıyorum. Ya bu kadar külliyatı 5 defa getirdim ya. Tamam da diğer kişiler gibi binada ben de böyle. Bende de aynı korku, vehim geliyor. Çok mesela. Korku olur. Vehim gelir ama kontrol edemiyor. Yani mesela gece dışarıda kalmaz. Evet, ama korku fıtri haldir, tamam mı? Fakat neredeyse ona yakın yani. Neredeyse o da utanmadan dışarıda yatacak. Sen onu da başka bir yerden yakalıyorsun. Başka bir yerden yakalıyor. Mesela diyor ki, ayet-i kerime söylüyor. Bile bile diyor, kendinizi tehlikeye atmayınız diyor. Haf dersi. Ona göre konuşuyor şeytan. Tabii şeytan diyor. Mesela hemen şeytan seviye kadar yükseliyor. Haf dersinde diyor ya, tehlike diyor, hayati tehlike, 5-6 ihtimalden bir ihtimalse korkulur diyor. Ama ne 5-6'sı ya? Her saniye olabilir. Günde kaç saniye var? Bu kadar ihtimalde 1 saniye ve 10 saniye. Şimdi Osman güzel şey söyledi, Allah razı olsun. Yani bilgi var, burası dolu dolu taşıyor ama buna dönüşmemiş. Tefekkür olmamış. Yani üstadımızın tabiriyle zahirde kalmış. Şişeyi dışarıdan yalıyor. İçeride bal var. Tefekkür ediyoruz ama enfüse geçemediğin zaman zahirde bu burada izah var. Bu da ne olmuş ki izah var? Mesela inne mahutete ala ilmin. Karun ilmiyle yapmış. Kardeşim, şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz. Çünkü çok ilmi var. Amelle mağlup edemezsiniz. Semada secde etmediği yer kalmadı. Şeytanda nesi yoktu? Bir, Allah'a karşı tefekkürü yoktu. İki, terkleri yoktu. Kendini terk et, Allah'ın icraatına, rububiyetine, tercihine itimat et. O topraktan sen, Allah dedi mi bitti. Teslimi yoktu. Yani Allah'ın rububiyetine terk, kendisini terk edemedi. Terk. Mesela ham diyoruz ya baş harflerle, haksız temellük, A, aynı dağını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve şeklini almış bir, suretini almış bir Adem'dir. Adem şey, bilmiyor yani. Demek ki soruyorlar, abi ilim nedir yani, nedir? Tasavvurda bulunan bilgi ve malumatlar, zanları, bir sürü malzemeleri vahiy ile boyanmış olan bir aklın imbiklerinden, süzgeçlerinden tefekkür edilerek netice haline ilim diyoruz. İlimin tarifi bu. İlim netice itibariyle canlıdır, ruhludur, şuurludur. Tamam, ilmi böyle koyarsın zaten. O zaman seni o korur. İmam Ali'nin dediği gibi, malı sen korursun diyor ama ilim seni korur. Devamlı şey yapar bu. Şimdi gelelim o cümleye. Çünkü abi o cümleye gelmeden siz için nefes almıyorsunuz, konuşma hakkımız olmadı. He. Müsaade ederseniz. He. Şimdi şu imkanatı ve değil mi imkanatı akliye de ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela 24. mektuba baktığımız zaman Hasan abi, siz söylediniz ya az önce, imkanatı vehmi çok derin.
çok yüksek ve çok geniş. Sahada çalışıyor. Sahada çalışıyor diyorsunuz ya. Mesela böyle deyince o üç kelimeyi kullandığınız zaman aklıma benim hemen 24. mektup geldi. Ve başında bir sual var. Hasan abi bildiğiniz üzere çok... isterseniz kısaca okuyayım ama... Kısa. Beyazım ve Esma-i İlahiye'den olan Rahim ve Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye ve maslahatkaran tedbir ve muhabbet daranet tatir nasıl ve ne surette müthiş ve muhavviş olan mevt ve adam ile zeval ve firak ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir. Bunu soran abi imkanat-ı vehmi. Yani imkanat-ı vehmi her şeyin tefrit, vasat ve ifratı var diyorsunuz. İmkanat-ı vehmi her şeyin vasatı sünnettir diyorsunuz. İmkanat-ı vehminin vasatıdır bu suali sorduran abi. Evet. Ve az önce söylediğiniz üzere üç tane ismi öne çıkartıyor. Rahman, Rahim ve Vedud isimleri. Nasıl bu korkuları, bu yeiste bu şeyleri müsaade ediyor? Yani çok denk geliyor abi. Çok Rahim, denk. Hakim ve Vedud ismi. Evet. Yani bunu harekete geçiriyor. Ve cevaba bakın abi, o kadar güzel ki. Yani her cevap, daimi mukteziyi gösteren beş remiz ile ve gayeleri ve faydeleri görülen beş işaretle şu suali halleden, bakın, çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikati uzmaya, uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Aradığı soru, cevap aradığı alan burası, cevap veren alan da burası. Yani bu bize soru sormayı, az önce söylemiştiniz ya, soruyu sormayan cevabı aramaz zaten. Çünkü mesela külliyat anlamıyorum diyenin kimdir, hangi modeldir? Veya çünkü sorusu yok. Abi açıyor, bir yer okuyalım. Ne okuyana bir şey kat getirmez ya. Sebap olur. Ne de dinleyene, böyle tombala açar gibi. Kardeşim, derdi olmayanın cevapla ilgisini çekmez. Cevap da yoktur. Kitaba soru sordun mu? Bir derdin var mı? Bir merakın var mı? Bir ihtiyaç hissediyor musun? O zaman cevap gelir. Yoksa gelme. Niye anlamıyorsun? Çünkü derdin yok. Derdini bilmiyorsun. Var da dertlenmiyorsun. Böyle bir şeyin yok. Ya okuyayım ya böyle. Abi dedi ya psikolojiden kurtulmak için. Acayip bir şey. O abi dedi ki işte ben akşam yatamıyorum, uykum gelecek. Niye okuyorsun? Uykum gelsin diye. Evet kelam kimden gelmiş, kime gelmiş, ne deniyor? Kıymet-ül üveti belagatı tezahür eder. Tamam bu. Bunu okuyorsun ama niye okuyorum? Niye? Bak o tevafuk etti. Şimdi ne okuyorsun? Uykum gelsin diye okuyorsun. Sen bunu zaten uykum diye gelsin diye okurken anlatsaydın zaten bu hakikate zıttır. Tamam biz tamam onun için oku. Oku ama bu değil işte bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim asıp da mezarlıklara cuma gecelerinde ürkeyenlere okumak için gelmemiş. Kur'an-ı Kerim ölülere, yaşayan ölülere de gelmemiş. Tamam? Yaşayan ölülere de gelmemiş. Mezarlıklar. Abicim şunu da söylemek istiyorum. Özür dilerim. Söyleyip bitireceğim inşallah. Risale de öyle yani. Aynen. Evet. Şimdi bakın Kur'an var. Bir de Furkan var abi. Ben düşünüyorum ki abi. Hı. Tefekkür Kur'an'ı Furkan'a çeviren bir mekanizmadır. Harika. Doğru. Bu da bendeki tasdik. Peki ilmi oluşturuyor abi. Evet yani o çok güzel. Şimdi aynen ona gireceğim şimdi. Soru sormak da abi kapıyı çalmak gibi. Evet kapı çalmak. Kapı açılmaz deyiz. Açılmaz. Çünkü açız. Derdi yok ki. Mesela bu bugün mesela ya, o şeyin evet. Furkan nedir? Farkındalık. Mesela tevhid Allah'ın birliği. Sana ne kattı? Hiçbir şey katmadı. Belki enaniyetini arttırdı. Hayır bile şere vesile oldu. Hazreti Ali şöyle demiş yani, kılıcına vedalan hariciler Kur'an sayfalarını geçirmişler, kılıç çekmesinler diye. Allah'ın hükümlerini istiyoruz, Allah'ın hükümlerine hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir vesaire. Hazreti Ali ne demiş biliyor musun? Bununla bu Kur'an'ı kılacak iş yaparak ve Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir vesaire. Bununla diyor, batıl kastedilen, istenilen hak bir sözdür. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirine terk edilse ayettir, bu haktır. Ama sen bununla batılı istiyorsun. Bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Ha? Şimdi bazen
batılı bile hak yoluna gitmeye çalışıyor. Şimdi gelelim 171 sözlerde deprem bahsinde geçen küre arz, bir küre var, arz var, dünyamız var, bir de küre arz var. Küre arz demek hayatiyetin olduğu bir çember. Kainatın kalbidir der 15. sözde. Küre arz kainatın kalbidir. Dolayısıyla küre arzda zihayattır, zişur vesaire mesken tutmuş. Şimdi bu küre arzın bir daimi bir hareketi var. Yer yer bazen depremesi, titremesi var, zelzele. Şimdi dikkat edersen, aynı okuyorum külliyatta geçeni. Küre arz, harekat ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Şimdi hareketi vahiy ile oluyor ve zelzelesinin ilham oluyor. Şimdi müthiş bir ilmi kelam, usul ilmini. Mesela bakın, ilmi usulü fıkı, bir de fıkı ilmi, ayrı şeydir. Tefsir ayrıdır, bir de bunun usulünü bilmek ayrıdır. Usulü fıkı ayrıdır, fıkı ayrıdır. Tamam mı? İlmi kelam ayrıdır, usulü ilmi kelam ayrıdır. Şimdi mükemmel bir usulü ilmi kelam dersi var. Usulü var bunun. Tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Akaid ayrıdır. Bir de akaidin bu hale gelmesindeki yöntem var, yöntem. Mesela bunun külliyatta 24. sözde o hadis ilminin usulünü anlatıyor. 10 asıl ile. O hadis değildir. İlmi usulü hadisi anlatıyor. Usul ilmini anlatıyor. Yöntem anlatıyor. Şablonu anlatıyor orada. Şimdi burada da mükemmel bir şey var. Yani bunu şeyle çözemezsin, ilmi kelamla bunu. Şimdi biz vahiy peygamberle Allah arasındaki ilişkinin adıydı. Ama küre yaz ki dönüşünü, hareketini vahiye şey yapmış. Vahiy. Ha, o zaman burada peygamber yok. Dünya peygamber değil. Ha, vahiy. O zaman Allah'ın ayetleri bir şu mevcudat ayatı tekviniye bu mevcudata ve min ayatina diye ayete geçer. Bir de mevcudatın yazılımı var. Yani Kur'an kendisini, Kur'an'ın sureti musaftır, bizdeki eylemdir. Elimizdeki kitap şu mahluktur. Ama Kur'an mahluk değil. Bu Kur'an mıdır? Hayır. Bu musaftır. Sayfalara dönüşmüş. Bu yöntemi bilmeseniz Kur'an mahluk mudur diye elimde tutuyorum. Nasıl değil? Nasıl değil? Kur'an mahluk değil. Ama tuttu. Yazısı var. Arapça kaydeleri var. Bu Kur'an değil, musaftır. Kur'an'ın nesi? Suretidir. Kanuniyeti nedir? İnsandadır. Hakikati nedir? Tazamun ettiği Esma-i Hüsna'lardır. Mahiyeti nedir? Allah'ın subutu sıfatındaki kelamıdır. Gördün mü? Mahiyeti. Mesela onun için vahiy mahiyeti kalbi Muhammediye gelen. O geliyor. Aslında vahiy kaynağı o. Kalbe gelen nedir? Vahiyin hakikatıdır. Peki akla ilk muhatap alması vahiyin hakikati değil, vahiyin kanuniyetidir. Ha? Suretidir. Cam açık değil mi? Şimdi bir de bu eşyanın, varlığın yazılımı var. Onun adı da Evamiri Tekviniye. Şimdi bu kevni ayetlere ayat-ı tekviniye denilir. Şimdi biz usulde biliyoruz ki hayatın başlangıcını ve nihayetine sebep olan suru İsrafil'dir. İsrafil ikinci şuada kainatın hayatı olduğundan
acube-i mahlukattır. Şu dağlar, tepeler, ay, güneş, birinci sema, ikinci sema, arş, kürs, hepsi donsa, yukarıdan aşağıya, arş, aşağı in, cennet, cehennem, aşağı in, kürs, daire in, daire hayat, kürs, yani levh-i mahve ispat, tamam mı? Yeter, evamil emrikün fekün ve yedi kat sema, alem-i berzah, alem-i şahadet. Tencereye koy, karıştır, bir şekil alsın, dolsun, onun adı İsrafil'dir. Acube-i mahlukat, kainata diyor. Kainat aştan aşağıki. Şeceri-i hılkat ne? Şurada göstermek gerekirse. Şöyle. Arş. Şu. Şuradan aşağı kainat denilir. Tamam mı? Şuradan aşağı. Cennet, cehennem de içindedir. Kainat. Zaten cismaniyettir cennette. Şeceri hılkat ise kabu karşısından aşağıdır. Bu tefriki yapamazsan risale okurken tefekkürün eksik olur, nakıs olur, ikide bir değişir. İkide bir mana değişmesi ondan geliyor. Çünkü nereden o gelen tabirler, tabirdir o. Tanım içini boşaltman gerekiyor. Hı hı. Kendine boşaltacaksın ki içini doldurasın. Şeceri hılkat buradan aşağıya, kainatı da tazamun ediyor. Kainat ise arşın aşağısına, cenneti cehennemi içine alana deniliyor. Tamam. Şimdi diyor ki hayatın İsrafil bunun temsilcisidir. Kainatın arş. Dolayısıyla kainatın vücudu haricisidir. O hayat. Hayat onunla başlamış, onunla bitecektir. Onun ölümü sürü öflemesi demek. Ben şimdi öfürüyorum sürü. Can verdi ya. Can verdi. Peki bir nefes alıştır. Hayat. Hayat böyle başladı. Peki İsrafil nefesi aldı. Verdiği anda kıyamet kopacak. Nefesi kadar yaşıyoruz. İkinci üflenişte de haşir olacak. Haşir olacak. Başka sonra yapınca haşir başlayacak. Önce namaz tektir. Onu biz ayırmışız. Beşer peygamberler. Tek bir namaz vardır. Nefes aldı, verdi. Bu İsrafil. Tamam mı? Peki Mikail nedir? Usulümüz bizim. Kainat hadiselerini, yağmurun yadırılması, depremin, havz, çöküntüleri, insanın rızkı, nerede trafik kazası olacak, hadiseleri ve olaylar. Yani eşyanın kendisi ve ona sebebiyet veren insanın hareketlerinin hepsi zapt-ı rapt altına alan, kontrolü olan kimdir? Mikail. Ruhların yaratılışından ta çıkışına kadar ruhların kontrolü Azrail. Abi ben hep düşünürdüm ki vahy aracısız olmaz. Cebrail aleyhisselam hep aracıdır. Fakat ilhamı direkt muhataptır. Yani ilham sahibi direkt muhataptır diye düşünürdüm. Halbuki orada da İsrafil mi var arada? Bak şimdi gelelim. Şimdi Cebrail nedir? Ceberut. Sahibi Ceberut. Tasavvufta Ceberut. Ondan sonra alemi. Biz de lef-i mahfuz. Yani dimağımızın mümessili Allah ile kul arasındaki ilişkinin adıdır. Evet. Tamam mı? Cebrail. Şimdi hadiselerin dizgini Mikail, vahyin dizgini o da Cebrail, Azrail vesaire. Bunu bildik mi? Tamam bildik. Şimdi vahiy biz sırf Cebrail getirdiğini zannediyoruz. Tamam. Vahiy. Şimdi Ustad Hazretleri diyor ki vahiy değil ama vahiyi tazamun eden, vahiy ortaya çıkaran asıl imamlarının ilhamına ne deniliyormuş? Şumul ilham. Nedir şumul ilham?
Mesela Kur'an'ın söylediği var. Söylemek istedikleri söylediğinden fazladır. Bu şuurlu, şumurlu ilhamla dışarıya çıkar bu. Vahyin hizmetini görüyor. Mesela ayya vahyettik, hadisedir. Deprem, şeytana, yani kişilerin dizginleri, hadiseleri, olayları Mikail vahyeder. Mikail. Onun için ayat-ı tekviniyenin münessili Mikail aleyhisselam ile alakalı, Cebrail aleyhisselam ile alakalı. Peki bu arada bu neyi oluşturuyor? Neye göre insan bunu fark ediyor? Hatırlar mısınız? Mikail bizdeki karşılığı neydi? Hadi arkadaşlar. Bizdeki karşılığı bedem. Alemin karşılığı kürs. İnsandaki karşılığı bedem. İnsandaki karşılığı da kuvveler mi? Şuur. Şunu da yazayım. Nefis. Cebrail. Nefis mi şuur mu? Lefi mahfuz. Ha? Nefis olmasa. Nefis işte de. Nefis var ya nefis. Ha. Kürs yani. Tamam, tamam. Ha, alemde. Şuur yazdınız ya. Şuur işte onun şeyi. Şu yani. Alemdeki kürs ya. Çünkü nefisin 7 mertebesidir. El dışarıdaki soğan kabı o. Nefse mani diğerlerinin devamı ölüme mutmain insandaki aktifliğin adıdır. Şuur. Onun bütünselliğidir. Şuur. Ama alemde kürs dedik insanda şuur. Levame mülüme mutmane raziye safiyen atıka. Bütünlüğü müdür abi? Bütünlüğüdür. Ne kadar bütünlüğe getirsen şuur o kadardır. Öyle mi? He, öyle mi ya? Demişti anlatıyordum. Lef-i mahfuz, onun bizdeki karşılığı dimağdır. Akıl değil. Şimdi diğerini de yazayım ama bunlarla kası yok. Şöyle ok çıkartmıyorum ki onun devamı zannetmişsin. Yanında yazayım ki depremi. Deprem aslında tasavvur istiyoruz yani. Tabii tasavvur. Ha. Şimdi İsrafil. Bak peygamberdir. Musa yazamazsın. Asker arkadaşın değil. Aleyhisselam. Cebrail yazamazsın. Aleyhisselam. Sen abi küçük bir şey okuyayım mı? Oku abi. Eğer gözü gözün saniye basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, tabii ki bir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar diyor. Hı. Arıya vahyettik diyor ya abi. Evet. Göz o vahiyi okumaya mı başlıyor? Başlıyor. Aynen öyle. O onu okumaya başlıyor. Hayat-ı tekvini ileri. Hayat-ı tekvini. Evet. Şimdi... Kalp. O zaman tefekkürüm. Peki bu işleri dersleri şey yaparken bu bilgiler teknik bilgidir. Tamam mı? Bu usul, buna basıp çıkacaksın. Öteye. Mesela bildin, kainat şudur, insan kainatın çekirdeğidir. Ya kendinde uygulamasını görünce insan hem keyif alıyor, hem de zevk almaya başlıyor. Abi, çok güzel ya. Evvel, ahir, zahir, batını bütünlüğe getiriyor. Bunların hepsini şey yaparsanız. Evet, dört tanesi. Dördünü uzatırsak şey olur. Mesela hayatın tek, bunların hepsini konmuş. Evvel hangi isme, ahir hangi isme, hepsini isimlere konmuş. Kendinde görmenin şeyi şu abi, eğer kendinde görmezsen ilim kalıyor sadece ya bilgi seviyesinde. Kendinde olduğunda aynel yakin hakkal yakin olacak. O zaman ilme dönüşüyor. Aynel yakin hakkal yakinlik kendinde olacak. Kendinde olacak. Başka türlü, yani kendine taşıyan şey aynel yakin ve hakkal yakin olamaz. Olamaz. İlme şey oluyor, gördün bildin. Bilgi yakin. Neye benzer? Ateş yanıyor. İlme yakin. Gözünle gördün, aynı yakın. Kendine taşındığın zaman. Taşındığı zaman, elini soktun, hissedince o âli yanmayı, hakka yakın.
Hatta hissi bile aynel yakin, hakkel yakin daha ötesi evet. diyenler de var abi. Var, doğru. Yani ben de aynı ona katılıyorum. Yani aynel yakin hissi mertebe, ateş olmak, ateşin... Kendisi. Ateş, yani ateşin ateş olduğunu ateş olarak bilirsin. Evet. Ateş, esas bilgi odur. O bilgi olmaktır bilgi. Doğru bilgi. Doğru bilgi o. Kendinde şahit ve tanık olduğun şey işte. Öbürküsü hissi olan aynel yakinlik. Evet. Şimdi... Ayat-ı tekvini mevcudattır. Bunların dizgini Mikail Aleyhisselam'dır. O vahyediyor. Tamam mı? O ilham ediyor. Tamam mı? O mevcudatın küre-i arza. İnsanı ilham değil bu. Nasıl abi, bir daha özür dilerim. Özür dilerim. Çünkü küre-i arzın bir mekkel melaikesi var, kendisi var, yazılımı var. Yapısı var işte. Mikail Aleyhisselam mevcudatın ayat-ı tekvinin mümessilidir. Bu şuradan çıkar. Onu da ekleyeyim ama gerçi sona oldu. Sıfatı onu yazdım, uzun olur. Neticesini yazayım. Yani eklersek gider de gider, konu çıkar. İrade sıfatından Dima ilim. Bu da ilim emir. Kelam olduğu için ilim değildir. Emir mi? Kelam. Kelam sıfatından. Kelam sıfatından. Tamam. Arş. İsrafil hayattır. Hayat sıfatından. Ve kudret sıfatından. Şimdi onu da şöyle, Allah zatiyle mevcudatta yoktur, ilim irade kudretiyle vardır. Peki hayat nedir? Hayat zaten kendisidir. Allah bu kalemi, Ahmedi Mehmedi, şunu bunu, ne hangi maddeden yaptı? Bu plastiktir. Ne yaptı? Hayat ile yaptı. Hayat onun için, hayat mevcudatın keşafıdır. Hem nurudur, hem ziyasıdır. Hem malzemedir, hem başlangıçtır, hem sondur. Başlangıç olursa nurdur, son olursa ziyadır. Anladın mı? Başlangıç olursa. Mesela kökteki çekirdek nurdur. Allah nuru semavati vel ard. Ağaçtaki meyve var ya, meyvedeki çekirdek, ona da ziya denir. Tersi olması gerekmez mi? Kaynak ziya, çıkan... tam tersi oldu. Aydaki nurdur, güneşteki ziyadır. Veşşemse ziya ve kamera nur, ters öyle. Kökteki çekirdekteki çekirdeğe ziya, onun dışa vuruşu şekilde ifade edilişi meyvedeki nur. Allah nuru, sevat ve nar. Şimdi... Bu hayat, varlık olma yaratılmış. Tamam. Hayatın kendisidir ve aynı zamanda keşafıdır. İşte bu Kur'an-ı Kerim mesela buna, şimdi gelelim Mikail. Mikail Aleyhisselam mevcudatın dizginini tutmuş. Mesela evamili tekvinin içinde ne var? Ezberlemek için olsun. Üç tane i var. Ne var? İyim, ihtiyaç. İhtiyaç. İncizap, iştiyak, meyil. Bunun için ne var? Bunu aktive eder. Bu ayat-ı tekviniye mevcuda, onun yazılımı. İkisi tutmuş, tamam mı? Mikail'dir. Demek ki vahiy ve ilhama bu yapıyor. Bu mevcudat, o yapıyor. Azrail ve bu irade. Peki niye irade denmiş? Buna uzun olur. Şu mevcudatı gördüğünüz zaman elma, armut kudret değil, tercih edilmiş. Kalem değil, elma. Bu bir tercihtir. İlk gözüken kudret değil, tercihin kendisidir, iradedir. Mevcudata bakıldığı zaman ilk gözüken iradedir. Ben çok uğraşmıştım. İlmi kelam alimler de zaten demiş ama ilk önce kudret zannediyordum. Yani bu kudrettir. Hayır. Bu ilk önce bu nedir? Kalemdir. Plastiktir diyen var. Bu nedir?
Bu nedir? Plastik diyen olur mu? İlk şey, kalemdir derler. Ha, bu kalem demesi için irade gerekiyor. Yani elma değil de kalemdir dedim. Bu iradedir. Peki abi, bu neyle olmuştur? Abi bu malzemesi şu. Yani kudret ortaya çıkıyor. İlk önce gözüken iradedir. Tercih edilmişlik. Şimdi gelelim şuraya, zelzele şeyine. Demek ki Mikail Aleyhisselam'ın mevcudatı tutuyor. Hareket ve zelzelesini onun elindedir. Dünyevi hadiseleri Mikail Aleyhisselam şey yapıyor ve hayat-ı tekviniyeyi harekat ve efalinle okursan bunu aleminde anlam bulur. Anlam bulunca onun tasarruf ettiğini görürüz. Bu sefer serbest bölgedeki tasavvurumuzdaki vehim, vehimin imal ettiği üç tane çıkışı var. Bunu ezberleyin. Belki A, B, C, Ç, D'den ezberleyelim. Sırayla A, B, C, Ç, D, B, sonra şey, ihtimal, sonra şek. Belki, yani belki batar. İhtimaldir ya ben de içinde. Şek, tamam böyledir, öyle inanmak. Orta bedihi bir şeyi yok kabul edip karşı değiliz. Var mı öyle bir şey? Bu havuzda, hep bunu misal vereyim. Uçağa geliyoruz, bizim havuzda ve Selahattin Havuz. Huruf-u Mukata'nın şey, ustadımız. Uçak türbülansa girdi. İnsan etkileniyor böyle bazen. Ne kadar kontrol etsem bile böyle. Nasıl ki uçak türbülansa girince hemen denge mekanizması var. Mektep okuduğum için onun şeyini. Hemen denge şeyi var. Böyle girdiyse ağırlık bu tarafı gelir. Yani hemen onu düzeltiyor yani. Pilotla alakası yok o. İnsan da bazen korku ve yiyisi oluyor ama toparlıyor. Yani o normaldir. Beşeriyetimizden kaynaklanıyor. Uçak türbülansa girince aklım içi giriyor. Havuz hiç korkmadım dedim. Yok dedi. Nasıl korkmuyorsun dedim ya. Dedi ki, düştü mü? Yok, düşünce korkarsın dedi. Düşmeden niye korkuyorsun ki dedi. Düşünce de korkma zaman olmaz ki. Adam hadiseleri seyrediyor. Dijital ekranı var, oradan seyrediyor. Yani düştü mü dedi. Yok, düşmeden niye korkuyorsun, ahmak mısın sen dedi. Abi mevzunun pilotla alakası yok. Hafıza yormayın bunu. O pilotla alakası yok, o otomatik oluyor. Yeter ki bağlansın yeter. Bağlantısı çok önemli ya. Yani öyle bir itikat, dijital ekranın kastı. Öyle bir itikat var ki serbest bölgeyi o kadar kuşatmış ki hiç bir şey geçmiyor. Hiç serbest bölge adam tınlamıyor ya. Bak ne diyor? Hiç niye korkayım dedi. Peki gelelim korkuya. Türbülans da olduğu zaman korkmanın sebebi daha önce uçak kazalarını, videolarını veya haberlerini seyreden uçak titredi, düştü. Bak sürece bak. Düştü. Orada ezildi, yandı, öldü. Uçak titredi ve öldü. O zaman titremesiyle ölümü birbirine bindirilmiş. Titremesi tasavvur ölümü getiriyor. Aradakileri yok ediyor. Zıtları bile cem edebilirken bu ilişkili olanı haydi zaten birleştiriyor. Hem yani çok. Zıttı bile yapıp vesvese şey geliyor da ya. Yani bedevi olan imam imansız diyebiliyorsa. Yani kalpte mesela Kabe'yi tavaf ederken birden o bel şeyden yapan hani vesvese risalesindeki bevletme şeyinden ihtiyacından başka bir hemen tak zıttı zıttına. Mesela tavaf ederken tuvalet ihtiyacın geliyor. İki de bir tuvalet hesap ediyorsun. Yani tedavi efkarı da yapıyor. Evet yani böyle. Peki bu birbirine yakın bakın. Tak yapışıyor. Uçak sağlandı. Ne oldu? Düştü. Süreci söylüyorum. Orada da yandım ve öldüm. Şimdi tasavvur şöyle yapıyor vehim. Sağlanma ile bu aradaki süreçleri kaldırıyor, ölümü aynı yapıyor. O zaman sağlanmak ölüm demektir. O zaman o sağlanma ile hemen tepki yapmak, ölüme tepki yapmak anlamında olduğu için insan hemen tepki veriyor. Hatta ölümü de Adem gördüğünden evet. Ondan kaçmaya çalışıyor, vücutta kalmaya çalışıyor. Oysa ecel birdir, değişmez, bir saniyeleri geri gitmez, mümkün değil vaniyle. Sonra bir şey diyeceğim doktor. Hakikatte yaşayan zahire düşmez. Yani evet. Hakikat mertebesinde yaşadığı için korkmuyor, zahire düşmüyor. Düşmüyor. Eğer yani zahirde yaşamış olsa orada korkacak. Evet. Korkusu yani mesela. Serbest bölgede yaşıyor. Evet. Korku serbest bölgede ya. Yaşarsa. Ha.
Adam bakınca o kadar bir risaline hakim değil. Ama Allah'ın üç sıfatına bir iki tanesine çok hakim. Okumuştuk mahkemattan. Bir, tevekkül. İki, teslim. Üç, itimat. Allah'a öyle bir itimadı var ki, icraatını Allah mı yapıyor? Tamam diyor. Nasıl şey biliyor musun? Biz yani arada sebepler var ya, Allah insana akıl vermiş, istidat vermiş, meyil ve ihtiyaç vermiş, o da çekiç almış, uçak yapmış. Ne yapmış Allah? Akıl vermiş, istidat vermiş, ihtiyaç ve meyil vermiş, kabiliyet vermiş, yapmış. Bu hafız bu aradaki fasılları kaldırıyor, bu uçağı Allah yaptır diyor. Dedim Allah yapsaydı bunu eksik olmazdı dedim. Eksik varsa dedim Allah yapmadı, insan yaptı ama öyle deme dedim hafız, Allah yaptırdı. Allah'ın yaptırdığında kusur olmaz. Mesela uçak mı harika, bal mı harika, ustadır misali, uçak vermiyor da usta, bir bina, bal, hütbe-i şamide verir, bir de nar. Hangisi harika? İlk önce bakarsın, gökdelen değil mi? Böyle raylı sistem yapmış depremde. Ama uçak verelim, uçak, bal ve nar. İlk önce ne hatıra geliyor? Kale almayız lan, bal işte ya, yedim. Bina harika. Ama eksik var. Ve binada can yok. Saygını tanımaz. İkincisi bal. Balın çekirdeği yok. Dökerseniz ağaç olmaz. Tamam mı? Hmm. Nar ise mazi istikbale taşıyan çekirdeği vardır. Yazılım vardır. Ve nar canlıdır. İkisi hiçbirisi canlı değil. Bal da canlı değildir. Bina da canlı değil. Binanın projesini, planını, mühendisin çizdiği, akıllı insan çizdiği projeyi toprağa gömerseniz bina çıkar mı? Ama narın çekirdeğini gömerseniz çıkar. Demek ki en kalitelisi nardır. Sonra insanın yapamadığı bağdır. Sonra binadır. Buna neyi kastediyor? Allah'ın ihtiyar ve irade verdiği nispetten kusurlar çıkıyor. En ihtiyarlısı, iradelisi insandır, sanat en basittir. Biraz iradesi yok, ihtiyarı var. Sinek yani, arı. Taşa konmuyor, gübreye konmuyor, çiçeğe konuyor. Bu da bir tercihtir. Sanatı insanların sanatından daha harikadır. Çünkü ilham amasar. Hiç ihtiyar ve iradesi olmayan, tamamen Allah'ın kontrolünde olanlar en mükemmeldir, kusur yoktur. Dolayısıyla uçağı ve binayı Allah yapmadı, Allah yaptırdı. Ama bunların itikadında o kadar acayip ki ne fark eder dedi. Allah yaptırdı, Allah yaptı dedi ya. Dedim kusurun ne diyeceksin? Allah böyle yaptı, onu da öyle yaptı dedi. Bak bunu bu kusurlu yaptı, kusur denilmez. Böyle olması lazım dedi. Böyle yaptı. Uçağı böyle. Ağacı da böyle yaptı. Ben alamam dedi Hütbe-i Şamiye'deki o şeyi. Bunu Allah yaptı diyor. Bunu da böyle. Bu böyle yapılması lazım, bu da böyle yapılması lazım. Ne yaptı? Adam dijital ekranda seyrediyor her şeyi. Net bakıyor. Allah'a ne var? Allah'a itimatı var. Bir de eylemi de en temiz. Namaz vesaire. Buna da teslim. Teslim eylemdir. Tevekkül de fikir itibariyle hadiseleri evellemiş. Tevekkül Allah canibinden kudretin azameti altında hadiselere bakmak. 168 işareteceğiz. Allah canibinden kudretin azameti altında bakmak o. Yani şuurlu ve şuursuz da yoksa neticeye varmış. Biz yürüyoruz, adam dijital ekranda seyrediyor. Bu depremde demek ki vay be ya, Mikail aleyhisselamla alakalıdır. Hadiselere, maddenin kendisine, eşyanın kendisine bu aya a diye ezberleyin. Bu e, Mikail aleyhisselam a ile ayat-ı tekvini dizginliyor ve vahiy diyor. İsrafil aleyhisselam hayatı aldı, bıraktı, bu kadar, hayat o kadar. Bunun adı öfürme demiş. Allah Allah. Sürün. Abi Mikail ile Cebrail'in tabiri caizse cem olması miraç mı oluyor acaba abi? Hangisi hangisi? Mikail ile Cebrail'in cem olması... Ya acayip. Aslında o değil, miraç o değil. Değil mi abi acaba? Ben çalışmıştım da hatırladım. Dördünün insandaki inkişafı nispetine miraçtır. Bu çalışmıştım. Hani şu. Dördünün
cem'ül ceminde insanda teayyül ve teşahhus edilmesinde miracı olur. Teayyül ve teşahhus Allah'tır biliyorsunuz. Allah kişinin bu dört tane sıfatın yani insanda arş azam, ruh, arş, kalp, tamam mı? Lef-i mahfuz, dima, beşeriyette insan olmak, kürsodur. Biz serbest bölgede biz beşeriz. Beşer şerlerle dolu, karma. Sana dedik ya deşer ama izah edemedi geçti orada. Tevhid, Allah'ın birliği, sana bir şey getirmez bu. Nasıl getirmez? Bildik belki enanet edeceğim. Nedir o tevhid? Şöyle dersen sana getirirse olur. Allah'ın dışında olan şu mevcudatta iman, küfür, soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık, hak ve batıl zıtlar var ya, bu zıtların sahibi olan arkada Allah tektir. Bu zıtların sahibine tevhid denilir. Peki ne işine yarar? Sen korktun her şeyinin sahibi o olduğu için onlar, o zaman hiç korkmazsın. Çünkü dizgin onun elinde. Bak bu getirdi sana. Tevhid demek zıtların sahibi olan Allah. Zıtların sahibinin sahibi. Peki ne getiriyor sana? Bunu getirdiği zaman sana şu korktuğundan emin, umduğundan korktuğundan ne deniliyor duvarda? Korktuğundan emin. Korktuğundan umduğuna nail. Dua ediyoruz ya Rabbi korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyle. Yani mesela korktuğumuz zıtlar, umduğumuz onun zıttı. Onun sahibi tevhid. O duvarda tevhid inkişaf ediyor. Yani zıtları ne kadar ceme getirirsen, yani zahirde şeytandır, melektir, arkada mudil ve nur esmasıdır. Abi bu burada tevhid mevhid kalmıyor abi benim anladığım kadarıyla. Burada tevhid yok. Tevhid mevhid yok. Abi tarih ve tecavüz o diyor. Yani tevhid sen burada. Artık o oluyorsun. Evet. Tevhid burada. Burada dördünü insan cemur cem ederek, tamam mı? İnsanda Allah ne yapıyor? Tayin ve teşahhus ediyor. Tayin ve teşahhus ediyor. Yani 9. sayfa şuralarda tayin ve teşahhus eden kişinin ruhundan arkasına geçmesidir. Ruhunun da arkasına geçiyorsun. Evet, evet, evet. Miraç nedir? Evet. Miraç bir, beşeriyetin arkasına. Evet. Şey abi, şualarda zaten diyor ya, o, kutsi, o manevi teşahhus, o kutsi tayin sırrı tevhid ile imanla müşahede olur. Bak. Müşahane olur. Mesela o dördünü tazamur etti mi? Kürs. Kürs neydi? Beşer. Beşer var ya beşer. Şerlerle dolu. Nefse, mariller, memur, memutlar. Ama kürse geldi mi beşeriyetin, beşeriyeti çıkıyor insan oluyorsun. Peygamberlerin vazifesi insanlar insanlık makamına çıkarmaktır. Yani şu piyasadaki insanlar insan değil. Yani biz de öyle. Yer yer insan değiliz. Beşeriz. Ne zaman tefekkür ve ilim yaptığımız anda beşeriyetin çıkıp insan oluyoruz. Üç sıfatımız var ya, beşeriyetimiz var, rububiyetimiz var, vazifeden olur. Bak Miraç ne oluyor? Beş, insan olduğumuz zaman, tamam mı? Sonra dimağımız aktiflendiği zaman, kalbimiz inkişaf ettiği zaman, ruhumuz inkişaf ettiği zaman bu dördünü cemedince kabuk hepsine geliyoruz. Sırrı tevhid, ne de, şunu diyecektim. Ne diyecektim biliyor musun? Miraç'ta ruhla olmuyor. Ruhun arkasına geçiyorsun. Bakın abi orada Arş-ı Azam var en son yazdığımız. Arş-ı Azam'ın ötesi Kab-ı Kavseyn'de Miraç oluyor. Yani şunları... Ruhun arkası neyi kastediyor? Yani şu ene. Ene de değil. Ene de diyor ki emaneti enedir diyor. Mutadi vücudunda. Kur'an'dır. Bir alimlere göre Kur'an'dır emanet. Ruhdur. Ustad bunu neyi tercih ediyor? Ene. En iyi aldı diyor insan. Şey bir aldı. Ver bana diye. O sır insan. Yani ruhtan daha can besmele evet. Muhatap olan. Şu. Mecul dediğimiz var ya böyle. Şöyle diyeyim. Benim gömleğim. Ben gömlek değilim onun diye. Say çıkmadı. Benim atletim. Gir içine. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum. Benim ruhum diyen kim? Enedir. Peki bu eneyi birisi aldı.
Eneği almadı mı emanete? Ha, şimdi şöyle, senin bir sırrın var, eşine demezsin. Başka bir sırrın var dışarıda, eşine dersin, ona dersin, ona. Ama bir sırrın var ki kimseye demezsin. Örnek veriyorum, Allah da böyle, biz bunu anlamak için yaptı. Allah'ın bir sırrı var ki Allah biliyor. En iyi bilensin, yine sensin diye peygamber demiş. Bir sırrı var, şunat-ı zatiye, sıfat, esma gibi yaydı. Aslında Allah'ta öyle bir şey yok. Esma ve sıfat yok. Allah var ki mevcudat yoktu. Şuunat-ı zatiye, sıfat, esma öyle bir şey yoktu. Tek bir şey vardı. Sonra mevcudatın zuhuratını tanımlama adına esma sıfat denmiş. Bu tek bir hakikattı. Allah'ın bir sırrı vardı. Mahiyet-i zatiye Allah, Allah diye. O bizim bildiğimiz Allah değil. Bizim bildiğimiz esmadaki Allah'tır. Sonra bir sırrı var Allah'ın. Şuunat-ı zatiye, sıfat, esma olarak kendisini belirledi. Bir sırrı var, mevcudat olarak mesela yaptı. Bu Allah diyor ki, herkesin bir sırrı var diyor. Benim de sırrım var. Ha, diyor ki, insan benim sırrımdır, işte bu olabilir. Ben de insanım. Hı hı. Nedir o? İnsan benim sırrımdır denilen o şey de değil, o neyse, o eneği aldı. Ona ne yapıldı? Ruh mahluktur ve alettir diyor sözlerde. Ruh aleti. İnsanın en değerli malıdır diyor. Evet. Şimdi ruhun insan en değerli malı ruhudur diyor. Tamam mı? Bak şimdi. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. O zaman benim ve Allah. Allah'ın bende bir sırrı var. Bendeki o. Peki kim yaptı beni? Ondaki bendir. Tamam mı? Benim yapan, beni meydana getiren Allah'ın şunatı var, sıfatı var, esması var, beni meydana getirdi. Beni meydana getirene ne deniliyor? Ondaki ben. Sırrı olarak ne? Bendeki o. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn makamı bu. Ha, bu sırrı insani, enin arkasında. Usta Fisad'ı geçiyor ya, sırrı insani. Ha, bu en iyi Allah. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım var ya, eleği aldı diyor. Kim aldı? Ruha sakın ben diyemeyesin. Çünkü ruhun arkasında birisi var, benim ruhum diyor. Benim ruhum sıkıldı. İnsanlar bir mal olarak verildi diyor ruh. Ha. Şimdi siz terakki ile nefs-i emaneden çıkarsan, nefis 7 mertebesi vardı. Şerine ne emare, levame, mülüme, mutfane, raziye, safiye, natıka. Buna nedir? Hayırdır ve Allah yemin ediyor. Bir nefs-i levhame yemin eder. Bu hale gelirsen, mühlimeye, mutmaine gelirsen, küstesin. Kürs hakikati. Tamam. Sonra eğer kalpteki hassasiyet inkişaf ederse, açtasın. Dimağını yönetirsen, lef-i mahfuzdasın. Buradaki latifeler var. Şunat-ı Rabbaniye'nin, şunat-ı zatiye'nin, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzeye, surur, sevk, lezzet, memnuniyet, ihtiyar. O latifelerin ceminden, inkişafında ruhtasın. Miraçta nedir? Bundan sonra artık buraya geldi, bir adım da atarsam yanarım dedi Cebrail. Dimağını bıraktı Resulullah. Kürse geldi, beşeriyetini bıraktı. Arşa geldi, kalbini bıraktı. Lef-i mahfuza geldi, dimağını bıraktı. Arş-ı azama geldi, ruhunu bıraktı. Kalbi kalbisine geldi, bırakacağı bir şeysi kalmamış. Peki nedir o? Ben kimim o zaman? Ben kimim? Tanımlaması yok. Bırakacağım bir şeyin kalmamasıdır. Ben kimim? Bırakacağım artık benim gömleğim. Çıkar. Çıkartabilirsin. Benim atletim. Çıkar. Benim attım. Benim. İçini boşalt. Kabirlerin içini boşalt. Bloke etmesin seni. Benim ruhum. Bırak onu da. Bırak benim ruhum. Onu da bırak. Kabul nefsin nedir? İmkan ve vücut. Haşa onu da bunu da bıraktım. Vacip misin? Hayır. Mahluk musun? Değilim. Mahlukiyeti bıraktım. Mahluk değilim bıraktım. Haşa vacip de değilim. Onun adı kabul kavsi. İmkan ve vücut. O da emanet. Yani artık peki nedir o kabul kavsi? Bırakacaklarının kalmama makamı. Makamsız makam. Makam da yok zaten. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Lef-i Mahfuz'dan çıkıp Arş-ı Azam'a doğru geçmişse,
konuşamaz. Hala ben arş-ı azamdayım vesaire konuşuyorsa lef-i mahfuzdadır diyor. Çünkü konuşma, miraçta ilk önce kelamına, sonra rüyetine. Sakın karıştırma mesela Risale'de de. Bazı diyor ki ilk önce rüyetine, sonra kelamına. Hayır. İlk önce kelamına, sonra rüyetine mazhar oldu. Ondan sonra bırakacağın kalmadığı şey, şeysi şey, tanımlayamıyorum. O mahluk değil artık abi. Değil değil. Eneği de vacip de değil. Beni alan. Eneği de alan. Vacip de değil. İşte o zaman burada oradasın demek ki. Doğru. Beşeriyette bir nefi olmaz mı o zaman? Bir nevi yani insan bir taraf oluyor? Ha, olmuyor işte. O zaman ne oluyor? Muhyiddin Arap orayı karıştırdı işte. Dedi ki Bamte, kabı kalse nedir? Haşa, imkan vücut dedi ya Risale. Vücut ne demek? Vacip. Haşa, vacip değil. Ondanız ama mesela insan da şu anlarda geçiyor ya doğrusu, tayin ve teşahhus ediyor. Tayin, lügatını verme. Peki, sığmadım ki... Tayin, teşahhus, bu tecelli, tezahür manası değil mi sana? Evet, evet. Ama en azam derecede. Bu sefer şöyle düşün, aynadaki güneş, güneş midir? Hayır. Değil midir? Hayır. Ama aynayla karıştırma. Muhyiddin Arabi'nin hatası ne oldu diyor. Latifliklerde çok açık söylüyor. Bu aynadaki güneş o kadar tayin ve teşahhus etti ki ayna gözükmemiş. Buna ben demiş. Asıl lezzeti karıştırdı diyor. He. Yani bir daha söyleyeyim. Çok ilginç. Muhyiddin Arabi bir kelimeyle çarpıyor. Çünkü çok meşgul oldum. Nasıl diyebilirdim? Aynaya o kadar tayin ve teşahhus etmiş ki güneş ayna gözükmemiş. Aynanın önünü, arkasını, her tarafı kuşatınca parlayan güneş değil mi böyle bakınca? Mesela, o kadar şiddetli ayna güneşi gösteriyor ki ayna gözüküyor mu? O böyle sana parlaklığı. Aynaya baktığın zaman parlaklığında ayna görür musun? Yok, güneş. O zaman ona aynı güneş demiş. Yani vahdet-i vücut meşrebinin sebebi aynadakiyle aynayı tefrik edememek ve aynada olanı ayna zannetmekten kaynaklanmış. İşte tefrik etti mi hakikattır. O zaman şey olmuyor işte ben oyun değil. Ona kaayyum ve teşahhus etmiş. En azam şekilde. Senin tabirinle ki çok kullanırsın. Aynı hakikat zahirde hakikati görmüş. Aynı zahirde hakikati görmüş. Şimdi peki nedir kabı kalpsen? Bırakabileceklerinin kalmaması. Şeyde bir daha da şey diyor, külli hakikati Muhammediye tecelli ismi azamın tecelli azamına mazhar olmuş. Mesela şeyde de söylüyor, 149 Sikki-i Tasdik-i Gaybiye'de diyor ki nasıl Geylan o lafı söyledi, şanım ne kadar yücedir, saatimi tenzih ederim. Sonra tahsiye etti diyor ya, çünkü diyor bak Ehl-i Beyt'in mümessili noktasında, mayyeti Muhammediyesinde, Ehl-i Beyt'in mümessili noktasında kendini öngörmüş. Yani bu kadar şey yapmış ki, bak şu, hemen o cümleyi okuyayım, çok önemli. Kırmayayım onun manasını. 149 bak. Bunu bir yaprakla bize şey ver. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle, Muhammed'in veraseti olmaz. Ahmet, peygamberlik tarafı, Resul tarafıdır. Onun için Risale-i Ahmediye, mektubatta da 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye, 19. söze Risale-i Ahmediye. Onun için onun Ahmet'in veraseti olur. Bu bağlamda da geçiyor hatırlarsınız 338. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın verasetiyle, Ehl-i Beyt'ti ya, Geylani. Hakikat-ı Muhammediyesine bak, Ahmet de Muhammed'e ayırıyor. Hakikat-ı Muhammediyesinde kendini gördüğü için Ahmet'in veraseti, varisliğiyle öyle terakki etmiş ki Hakikat-ı Muhammediyesinde kendini gördüğü gibi fenai mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhar ettiği noktasında Allah'ın esma ve sıfatı değil tecelli zatisine mazhar olunca şanım ne kadar yücedir, kendimi tenzih ve tebliğ ederim demiş. Bu fenafillah makamıdır. Yükselişin adıdır fenafillah. Eğer yükselip o hakikate mazhar olduktan sonra, miracını tamamladıktan sonra, tamamlama denmez buna, gitti miraçlıdır. Dönebilirse onun adı Bekabillah'tır. Mesela Muhyiddin Arabi, Halacı Mansur gibi olanlar fena fillah mazhar oldular, Bekabillah olmadı. Bekabillah dönmek. Geylani ilk önce fena fillah mazhar oldu,
Bak, Veraset-i Ahmediye ciheti ile Hakikat-i Muhammediyesi'nde Mecul'da kendisini görmüş, aslını görmüş, makama bak. Sonra, zatımı ne kadar yücedir, tenzih ederim, tebrih ederim demiş, bu felafillahidir. Dönüşü yapabilince, uçak aşağı inince, piste inince, onun adı Bekabillah. Ha? O zaman ilacı tamamlanmış. Peki, bunu nasıl demiş? Bak, Hakikat-ı Veraset-i Ahmediye cihetiyle bir makamı var. O zaman şahsiyetçilik var, kapsiyet ve ferdiyet var. Zatında toplamış şimdi, şahsi manevlar, ferdiyetçilik yok. Hakikat-ı Veraset-i Ahmediye, bak tabire bak, Veraset-i Ahmediye, Muhammediye değil, terakki ediyor o cihetle. Öyle terakki etti ki, Hakikat-ı Muhammediyesinde kendini görüyor. Kendini görünce ne oluyor? Tecelli zata mazhar oluyor diyor. Tecelli esma demiyor ha. Zat-ı sıfatlar var ya, Allah, Samet gibi. Peki ne yapıyor? Mazhar olunca ne yapıyorlar? Ol diyor, oluyor. Olmasın diyor, kalın. Ölü olmuyor mu? Ölüyü diriltmiyor mu? Ölüyü diriltiyor. Olmayanı var ediyor. Allah'ın izniyle. Varı da yok ediyor. Yani mesela cennette... Yani bu ismin mertebi azamına mazhar oluyor mesela. Kum bizim öde değil gibi. Ölü tavuğu diriltti. Ha, bu nedir? Tecelli zaten. Duasını kabul edeceksin ama. Ha, bit, yani mazhar, dua da edilmiyor işte. O anda ne diyorsa oluyor. İşte elini uzatıp cennetten meyve kopar. Anladın mı? Dua mama değil orada da. Tamam. Orada işte tayin ve teşahhus edince ne diyorsa oluyor. Peki tövbe, aynısı Müslüman olacak. Yani biz burada Allah her yerde, hiçbir yerde değil, her istediği olur, istemediği olmaz değil mi? İtikadımız Allah böyle inanç ama esmadaki Allah. Peki buna iman etmenin bedeli nedir ahirette? Bir anda her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız, istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Cennette olmayacak. Hatta bu isme mazhar olacağız. Ama haşa, tövbe, Tanrı olmayacaksın. Çünkü Esma'nın bu mertebesine mazhar olacaksın böyle. Çünkü insanlar zannediyor ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Esma'daki, o Esma'daki Allah bu mahiyet-i zatiyedeki Allah'tır. Oysa Esma'daki Allah ayrı, sıfattaki Allah ayrı, şuurat-ı zatiyedeki Allah ayrı, mahiyet-i zatiye zaten bilinmiyoruz. Ona ama diyor Allah Resulü. Ama. Allah neredeydi diyor bu kainatı yaratmadan önce. Resulullah soruyorlar. Yani Esma sıfattan ama adayı diyor. Orada. Ben abi kimim ki? Ben kimim ki Allah-u Teala Mikail'i, Cebrail'i, İsrafil'i, Azrail'i bana emanet etmiş? Bu benim emanetlerimin tamamı bu dördü. Yani ruhunu sana emanet etti. Şimdi tabirini düşünüyorum. Bak Tobas Tavurlan'ı diyor ya. Araba emanet etti, çocuğu emanet etti. Cebrail bana emanet etti. Çünkü Cebrail kızabilir yani de. Şunu demek istiyor. Senin beşeriyetin emanet değil mi? Ruhun emanet değil mi? Kalbi emanet değil mi? Ruhunu kirletme emanet. Onu kastediyor. Onun lisanı alamazsan böyle biraz... Sana bir ruh için Miraç pahasında tecelli azam tezahür eder ki yani ruh camiyetinden bahsediyor. Bütün Esma-i İlahi'yi aynı ruhunda bir anda gösterdi diyor. Ve gösterdi ve gördü. Yani Miraç'ta bahsediyor. Ne için de 33. ayının hakikati mahiyetli bir şeyi tarif ederken mümkün bir miskin bir zıldır diyor. O zaman o bu ene... Ene de netice değil Mustafa. Onu da almış birisi. Evet, ene birisi almadı mı? Evet. Emanet olarak, emanet olarak verilmedi. Nereye verilmiş? Kime verilmiş? Ene... Hasan abi şey denebilir mi? O taayyün ve teşahhus eneyi aldı denir mi? İşte o işte. Denir mi? Taayyün, o işte onu, odur denedi o. Taayyün ve teşahhusun adı insan benim sırrımdır. O sır işte o. O sır eneyi aldı. O aldı. Onun adıdır şey. İnsan. Bak eneyi alan ene değil ya. Peki tersten tanımlarken biz eneyi diyorduk ki o taayyün ve teşahhus enedir diyorduk. Yani enededir ama ya, hayır o, onu doğru. Denilemiyordu daha şey. Denilemiyordu. Yani size bir şey var ama ileride taziyetim ona derdim ki ileride söyleyeceğiz onu. Yani şimdi diyecekler ki ona kafir oldum beni şimdi asacaklar. Zamanı var diyordunuz. Yani millete eneyi anlatamadınız ötesine sonra. Geçtiniz abi şimdi. Yani ne yapalım artık dur bak diyor ki şöyle gök simge küllete gök zemin, dağ, tahammülüne çekindiği ve korktuğu gök, ruhta, Risale-i Nur'da ruhları anlatır. Gökte onu kullanır. Zemini, kainatın kalbidir. Kalp,
Kabe ve küre-i arz ve arş aynıdır. Zemin karttır. Dağ ise peygamberlerin dağı. Hep dağda dima kullanır. Mağara. Yani ruh, yukarıdan aşağı ruh, kalp ve dima. Tahammülüne çekindiği tek başına alamazlar. Dağ şimdi emaneti mi teslim edeceksin dağ falan? Ya Rabbi Allah'ım. Çekindiği ve korktuğu emaneti mutadid vücudundan bir ferdi bir veci enedir. Evet ene. Zaman Adem'den şimdiye kadar alem insan etrafında dağ budak salan nurani bir şeceri tuba ile müthiş bir şeceri zakkumun çekildiğidir. Şu azim hakikata. Girişmeden evvel o hakikatın fehmini tesir edecek bir mukaddeme beyan edilir. Şöyle ki, ene künuz-u mahfiye olan esma ile anahtarı olduğu gibi, yani bu esma, yani Allah'ın da sıfatı değil. Künuz-u mahfiye, esmayı şey yapıyor. 11. sözün sonunda bir hadis-i kutsi var biliyorsun. Kainatı sığmadı, ben müminin kalbine sığdı. Peki insan kainatın içinde değil mi? Kainata sığmayan insanın kalbine nasılsa, ha o zaman insanda kalbinde mekansız bir mekan var. Çünkü insan kainatta, kalp de insanda. Öyle değil mi? Hı. Ama kainata sığmadığı zaman otomatik kalbe de sığmaz. Evet ki kainata sığmaz ki olamaz. İnsana sığdığına göre mekansız bir mekan var. Vücudu yok. En önemli vazife yapıyordun, esmanın anahtarıdır. Vaydi kıyası. Vaydi kıyası yapıyor. Zatı değil ama. Zatı ve şunatı da değil. Esmanın anahtarı. Ene künuz mafiye olan esma ile anahtar olduğu gibi 11. söz. Kainatın tısımın akının, çünkü esma en perdesiz tecelli etti, arştır. Kainat ise arştan sonradır. Ene ile biz arşın esmanın perdesiz tecelli ettiği, bizde de tecelli ettiği kaptır. Bundan aşağı kalp. Kainatın tısım-ı muğlakın dahi anahtar olduğu gibi olarak bir muamma-i müşkül kuşadır. Bir tısım hayret fezadır. O ile mahiyetinin bilinmesiyle, bir de mahiyeti var bunun. Bir dakikatı var ya. Evet. O garip muamma, o acip tılsım olan en açılır. Yani demek açılacak bir yapıdır o. Kainat, o zaman açılırsa ne olur? Kainat tılsımını ve alemi vücubun künüzünü dahi açar. Allah'lık hakikatini açıyor. O zaman o Hasan abi burada şu an yani gene her zaman olduğu gibi enenin mahiyeti, hakikati, sureti dememiz gerekiyor ki. Aynen. Yerinde hani biri sureti söylüyor, biri mahiyetini konuşuyor, biri hakikati. Biraz konuşuyor. Önce bak hakikatini söyledi. Enenin hakikati Esma-i İlahiyedir. Açıyor. Künüzü mahfiye olan Esma-i İlahiye. Peki vücubun açtı mahiyetidir. Enenin mahiyetidir. Biz şu an sizin ifade ettiğiniz o zaman bu ene yani arkası dediğimiz mahiyet tarafı mı? Şu anda enenin hani az önceki ifade. Evet. Sureti arkaya doğru bakıyor. Benimdir diyen. Sureti enaniyet olabilir mi abi? Enaniyetti, dışa vuruşu. Mesela 146 Emirdağ'da ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır var ya. Bu enenin vücudu haricisi enaniyettir. Enaniyetin lügattaki gurur kibir değil bu. Enenin vücudu haricisi ruznamedir, takvimdir, haritadır vesaire. Enenin kanuniyeti ruh ve sistemdir. Hakikati burada söylüyor. Künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyedir. Anahtarı diyor. Anahtarıdır. Enenin işte mahiyeti ise mahiyetini bilinmesiyle o garip bağlı açılınca ne olur? Kainatın alemi vücubun künüzünü dahi açar. Allah'lık hakikatine giriyor, dalıyor. Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabi'nde şöyle bahsetmişiz. Alemin müfte insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enlamında öyle bir müfte vermiş ki kim almış bunu? Alemin müfte kapıları açar. Öyle tılsımlı bir enanet vermiş ki kime vermişse. Hallaki kainatın künüz-ü mafiyesini onun ile keşfeder. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkül bir tısımdır. Şimdi eneyi de kim aldı diye olur mu artık yani? Onu derste madde bahsetmeyeceğim. Bildirme. Eğer onun hakiki mahiyeti bir enenin ve sırrı hakikati bilinse kendisi açıldığı gibi kainat da açılır vesaire. Ne diyor? Sağlarken insanın eline emanet olarak rububiyetin sıfat ve şuunatının hakikatini gösterecek, tanıttıracak işaret ve
numineleri cami bir ele vermiştir. İnsan eline burada emanet vermiştir. İnsanın eline vermiş. Burada insan sırrı insani olabilir. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. O insan bu insan. Evet. O sır insani işte. Külliyatta geçen o tabir bu. O zaman yani. Onun yerine de o kutsi tayin ve teşahhus diyebiliriz diyorsunuz. Yani o onun adıdır zaten, tayin ve teşahhus. Yani o, ben burada mesela sani hakim o kutsi tayinün eline, teşahhusun eline emanet olarak cami bir ene vermiştir diyebiliriz diyorsunuz. Cümle böyle. Evet. Yani tayin ve teşahhus var ya, ene de oluyor. Tatlım. Ene de mekansız mekan, vücutsuz vücut, ene sureti enaniyettir. Tamam mı? Kanuniyeti insanın ruhudur. Otomatik kalbini de kapsar. Enenin. Hakikati künuz-ı esma-i ilahiyenin anahtarıdır. Mahiyeti vacibül vücuda bakışıdır. Bu ene. Ha, bu eneyi sırr-ı insani denilen, yani sırr-ı insanı bize söylenilen kelam. Kaza altına in, onun da enedeki Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesidir. O taayyum ve teşahhusu sırr-ı insani. Tamam. O alıyor. Peki parantez, orada bu sır latifesiyle ilişkisi var mı dediklerinizin? Yoksa... Sır daha aşağıda. Sır insan başka. Tamam. Sır insanda. Allah benim sırrım dedi, bu ayrı. O zaman bunu yazayım ki. Yani şey olmasa mesela, hani üstad kalp, ruh, sır vesaire çokça söylüyor ya. Evet. Acaba bu mertebede bu dediğiniz şey ruhun da ötesindeki latifesi olan sırla açıklanabilir mi? Yani o seviye değil midir? O seviyede değil ama oraya götüren yolu o. O sırla sır insanıya gidersin. Ha, tamam. Mesela dima ile lef-i mahfuza girersin. Kalb ile lef-i mahfuza giremezsin. Onun yolu bu. Arşa kalple girersin. Arşa zaman ruhla girersin. Sır insaniye ile şunla bunla bir giremezsin. Sırla girersin. Tamam. Eneyi yazayım bak. Eneyi yazayım. Enenin. Şu küçük bir cetveliniz var mı abi acaba? Yine bir şey mi yapacaksın? Evet abi, küçük bir şey yapacağım. Enenin de mevcudu hakikisi olması lazım değildir. Bu ev saf ve şunun artı eneyle vahiyeti yazıyor. Ama adım da mevcuda hiçbir şey yok yani. Suretik anlayı tabii. Bu formül her şeydedir. Eneyle alakası yok. Her şeydedir. Her şeyde. Ne aklın ol. Aklın suretik anlayı. Bunu bilirsek yani bu çözüm var yani böyle. Mesela Cenab-ı Hak bana şunu gösterdi diyor. Kül, külli, cüz, cüzi. Bu çok şeyin çözülmesine vesile oldu diyor ya. Yani meselenin anlaşılmasına. Bu da böyle yani. Külliyatın şeyi bu. Mahiyeti. Devamlı kullandığı mahiyeti var. Burada konuyu nerede, hangi mertebede konuştuğunu tespit için çok iyi oluyor. Çok iyi. Mevzu Allah diyor. Biri birbirine giriyor. Bir suretini diyorsun, bir hakikatını diyorsun. Burada hakikatından bahsetmiş, o niye böyle dedi. Burada suretten aslında konuşmuş. Anlamak mümkün olmuyor. O yolda abi, bitti galiba. Gidiyor galiba. O tükü var versen... Var mı? Var, o torba, biliyorsunuz o torbada. Enani, kanuniyeti varlıkta ruhun arkasında, tamam mı? Böyle kabu kalpsendir. İnsanda ama kabu kalpseni şey yapayım. İmkan vücut ortası. Enaniyettir. Kanuniyeti kabu kalpsendir. Abi şimdilik bunu kullanın da tüpünü sonra değiştiririz böyle. Kavseyn. Öyle mi? Orada tüpte şey var. Sen onu, sen tüpü değiştirdin zahmet. Orada tüp de orada. Künuz-u mafiye olan künuz-u, öyle mi yazılıyor? Dur, nokta koyacağım. Künuz-u mafiye. Yok, şöyle. Nokta nerede var şeyi? Uzatması var ya şeyi. Ben yanlış yapmıyorum. 31. Ha, şunu kastediyorum.
rica ederiz. Bırak onu. Esma-i İlahiye'nin şuraya koyalım. Neydi? Vücut. Alemi vücubun künuzunu. Alemi vücubun künuzunu. Doğru mu? Evet. Açan diyor. Açar. Açan diyeyim yeter. Ne dersen de gerisi sana ait. Gerisin doldurma noktasıdır. Tamam. Tahir Teşemsü buraya yazar mısınız, yazmaz mısınız? Yazayım. Şimdi şunu şöyle yapayım. Dur. Bunu istedin abi, o işin kurma. Dursun. Sileyim ya artık. Bu bitti değil mi? Bitti, tamam, bu mesele bitti. Geçmiş olsun. Bitti, Hasan abi, bu 30. sözde Nübüvvetin ele bakan cihidi var ya. Burada da hem mahiyetinden bahsediyor, hakikatinden bahsediyor, ondan sonra vazifesinden bahsediyor. Ne diyor abi? Okuyabilir miyim? Oku tabii. Sayfa? 539. 539. 39. Nübüvvetin veçhi olan birinci vecih, ubudiyet-i mahzanın menşeidir. Yani hemen kendini abd bilir. Başkasına hizmet eden anlar. Mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Aynen. Tayin taşıyoruz. Evet. Vücudu tebeidir. Yani başka birisinin vücuduyla kayın ve icadıyla sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle sur'i, muvakkat bir maliketi vardır, bilir. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün, miskin bir zıldır. Direkt bunu gösteriyor işte. Vazifesi ise kendi Halik'ın sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuunkarana bir hizmettir. Yani mahiyet-i zatiye hiç dokunamaz. Tamam. Şimdi buraya yazıyorum, parantez içinde teayyün ve teşahhusun cem'ül cim'i. Oldu mu Osman? Tamam diyorsunuz. Şimdi bu elenin emanettir. O 140, şuraya şey yapayım, Emirda 1'di değil mi? 2 değil. 1. 146'da ve 47'de. Peki yanlış olur onu. De. Takvimdir, rüznamedir, harikadır, hulasadır. Bir tane. Kavi kavse, insandaki ruhun arkası. Keşke kırmızıyla yazaydınız abi onu. Üşenmeyin de yazın kırmızıyla ki abi. Ya? Sayfasını. O çünkü çok bakılacak üzerinde araştırılır. Peki. En çok çok soruluyor da, evet. Yani gurur, kibir, ya bu önemli sen nereden çıkarıyorsun? Burada da diyor sana, uzun sözler arıyor onu. Ne diyor? Bak. 11. sözde mahiyet insaniyenin ve mahiyet insaniyedeki inaniyetin mana harfi cihetiyle. Ya. Ne kadar hassas bir mizan, bak. Doğru bir mikyas,
128 mi sözler? Yok, bu 30. sözde de var bu. Öyle mi? Ha. Yani 128, onun yerlerini de söyleyeyim. Orada da var. Bir havale diyor zaten. Söyle, o zaman sözde kaçtı? 538. Bir dakika, 538. Sözler 128. Emirdağ 146. 146. Yeter. 128'de söylüyor. Bu burası zaten oraya atif ediyor. Atif ediyor. Ha. Kronosi oraya atif ediyor. Tamam, 128. Hmm. Çünkü çok o kadar şey ki zifiyorum ki sayfa biliyorum 128'de ya. Ondan sonra kabuk kavsen, yani artık bırak kabuk kavsen demek bu makamda. Bu çok önemli. Kabuk kavsen ne demektir biliyor musunuz? Artık bırakacağım bir şeyin kalmama şeydir, makamsız makamdır. Bırakacağım bir şeyin yok. Çıkar gömleğini, atletini, vücudunu, hayatını, aklını, kalbini, çiriği doğru gidiyorum, ruhunu. Ben ne bırakacaksın? Yani sahip, benim aklım, bırak, benim ruhum, artık ne yapacaksın ruhum? Ben olan ben, bunun arkasına geçiyorsun. Ben olan ben, bu da emanet işte. Ne bıraktın? Ya ben olan ben, onu bırakamıyorsun işte. Bıraktın ama sürü insan o zaman vacipleşirsin. Şey, abi kalp... Eneği bırakamıyorsun. Yani benim vücudum, benim hayatım, bak, benim aklım, iyi dinleyin, benim kalbim, benim ruhum, benim diyebildiğin için, sahiplendiğin için, hı hı. Ha, ben olan ben diyemiyorsun. İşte o de, onu bırakamıyorsun. Bırakanla, bırakılan aynı olduğu için olmuyor. Bırakabilsen, o zaman vacip oluyorsun. Saydıklarınız bütün benlikler farazi değil mi? Mecaz değil mi? Evet, mecaz yine. Evet. Yani bak bir dakika, bir daha. Bırakılanla bırakan aynı oluyor. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, bırakabiliyorsun. Çünkü senin dışında bırakıyorsun. Peki, evet, beni ben nasıl terk etsin? Bırakılanla bırakan aynı. Ben o zaman bırakamıyorsun. Senden. Peki, bırakabilsen ne olur eneği? Eneği bıraksa? Miraç mı? Vacip olur. Hmm. Tövbe. Bırakamadığın için mahluksun. Bunu da yazıyorsun. Müracı anlatırken bırakacağın hiçbir şey kalmadı dedin. Evet. Yani o zaman nasıl? Verilerine her şeyi bırakmışsın. Ruhunu bıraktın. Yani bırakam hala kalıyor. O ene. O ene vacip bir şey. Mahluk değil ya. Onun adı ene nedir? Nedir? Vacip değil. Vacip değil. Mümkün de değil. Mahluk da değil. Ruh mahluktur. Akıl mahluktur. Kalp mahluktur. Mahlukiyetin bittiği, bitirildiği ama kendisi mahluk olmayan ama vacip de olmayan, onun adı berzahtır. Mesela kabir. Dünya mıdır, ahiret midir? Kabı kavsemi yaz o şey. Dünya mıdır, ahiret midir? Kabir. İkisi de değil. Çekirdek ağaç mıdır? Veya hiçlik midir? Sen kabı çekirdeğiyle kabı sıvarsı verir misin? Ha. Kabire ne deniliyor? Alemi berzah. İkisinin ortası. Ele de vacip ile mümkün arasında berzahtır. Yani benim ruhum, benim aklım, bırak. Benim ruhum, bırak. Peki öyle bir makama geliyorsun ki bırakacak bir şeyin yok. Kim bırakacak? Niye bırakamıyor? Bırakılan da bırakan aynı. Ene bırakıyordu zaten. Emanet sana verilmişti. Haydi kıyas olsun diye. Enenin terk edemeyeceği makamsız makamına ene denilir. Artık terk edeceği bir şeysi yok. O insandır işte. Bu insandır, insan-ı kamil. İnsanın arkasında insan olmayan sırrı insanıdır ki o oraya geçtiği anda insan olmuyor artık. Tövbe estağfurullah ki geçemez. Olmaz yani. O ne diyor Allah? Hadis günü. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. O, insanın. O sırrı insan. Eneyi alan o. Şöyle de diyebiliriz, buraya insan benim sırrımdır. Ekleyeyim şuna. Hangisini? İkisini de verdin bana. Hangisini ne yazacağım? Beşte yazıyor abi şu anda. Yazıyor mu? Ha. O zaman bunu yerine koy. İsraf etmeyelim. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın makamsız mı?
Yani buna ne denilir? Üç tane şey konulur. Başka bir şey denilmez. Ondan sonra... Ya oraya sırrı insani deyin oraya da abi de. Ekleyin. Yani onu da tamamen ifade ediyor. Ben de insanın... Ne demek yani? Sırrı insani. Yo, doğru mu yazdım? Evet. Hasan abi. Ben alakalıcı saate bakıyorsunuz. Bir özür dilerim. İki dakika geri edelim. Gel. Çok hafif. Şaşırmıştım zaten. Yani niye gelmedin? Niye şaşırıyorsunuz? Şimdi mesela sana şu var ya şu. Siz dinlenin diye abi şey yapıyorum. Siz dinlenin, çok yoruldunuz, ateşlendiniz. Babam da çok itiraz hazırlanıyor gibi sanki hissettim. Şimdi bakıyoruz ya sana. Burası en az ne kadar var? Nerede? Mesafe. Mesafe mi? İki metre var. Var mı iki metre abi? Var gibi. Var diyelim yani. Değil mi? Mesela şurada da şöyle çizgi çizelim abi. Şöyle bir çizgi çizelim. Şimdi, bu iki metre var ama sana bizim elimizdeki ölçü bu. Şimdi dersimiz tahayyül, tasavvur veya serbest bölge diye dersek... Tasavvur yani, tasavvur. Ha, tasavvur. Şimdi biz hangi dersi işledik? Aslında tasavvuru işliyoruz. Aslında biz şu anda serbest bölgeyi işliyoruz. Hı hı. Ama nasıl işliyoruz? Mesela sana bakın şu iki metre ama elimizdeki ölçü bizim bu. Hı hı. Bakın şurası bizim serbest bölgemiz abi. Tamam mı? Aynı cetvel ölçüyor. Bakın 15... 30, 45, 60 gidiyor. Tamam abi? Bakın burası bizim serbest bölgemiz ya sana. Aynı cetvel gidiyor. Ama burada 2 metreye ulaşıyor abi. Bakın. Burada 2 metreye ulaşıyor. Bakın gösterdiği yer 2 metre. Ama cetvel aynı cetvel. Nerede? Aynı cetvel ama 2 metre ölçebildi. 2 metre ama ortada 2 metre yok ya. Yani. Yok, 2 metre diye bir şey yok ortada. Yok. Ama cetvel aynı cetvel gösterdiği burası. Kaç metre diyorsun? 2 metre. 2 metre cetvel mi var? 15 santim. 15 santim. Ha şu. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Yani bildiğimiz için ama bilmeseydik abi 3 saniye. Bu ikisi yok ki. Yok. Kafada var. Kafada. Bu onun ikisi arasında atomun çekirdeği 10 üzeri şu kadar döndü. Şimdi o zaman bunu sanatıyla konuşuyor. Atom 10 üzeri benim eksi kaçta döndü diyor. bunu abi hakikati mi? En iyi ben getirip şu cetveli döndürüp tahayyüle serbest bölgeye bağlıyorum abi. Bütün her şey onun üzerinde. Serbest bölge, mesela ne demek bu? Önce evamili tekviniye, sonra ayeti tekviniye. Sonra evamili tekviniye, sonra ayeti tekviniye. Bitmiyor, bu cetvel gibi dönüyor abi. Benim tasavvurum evamili tekviniye. Halbuki başlangıç evamili tekviniye. Ama benim tasavvurum evamili tekviniye. Ne yapıyorum? Ayeti tekviniyeyi, evamili tekviniyedeki karışıklığını bularak, tahakkülle, onu ilme çeviriyorum, kendi Furkan'ımı oluşturuyorum. Bir zat demişti ki, dinleyen, çok ilginç. Tahayyüle diyor, ayata tekniğe, çünkü mevcudat ayattır. Yani mesela insan mekansız bir şey hayal edemez. Hayal ettiği şey mekandır. Onlar da diyor, evamir değildir diyor. Ayata tekniğedir. Tasavvur ise diyor, ekseriyeti mutlaka ile varlığı malzeme ederek arkasını düşündüğü için o ayat-ı tekvine değil, evamir-i tekvineyedir. Evet. Dolayısıyla ayat-ı tekvine ile evamir-i tekvinenin cemidir serbest bölge. Çok tuhaftır. Evet. Ehl-i mütefekir aradı. Anladın mı? Bak bir daha söyleyeyim. Mesela siz bir şey hayal edin ama mekan olmasın. Olmaz. Yani şekil olmasın. Olur mu? Olmaz. O zaman mekan zaten varlık nedir? Ayat-ı tekvineyedir. Tahayyül diyor, ayat-ı tekviniye ile çalışır. Mesela diyor, amalar hiç görmemişse diyor, hayalleri çalışmaz, kuramaz. Çünkü ayat-ı tekviniyeleri yoktur. Tasavvur nedir peki? Tasavvur, iki şeyle çalışıyoruz ha. Emri nisbe emri itibarilerle malzeme alıyor, daha bunun arkasına geçiyor.
Yani varlığın arkasında geçerek ihtimaller şey belki muhtemel vesaire çalıştığı için evet. Bu da evamiri tekviniyedir. Yani yazılımın nihayetsiz düşünce yolları, nihayetsiz manalarından bir manasını çekip çıkaracak. Tasavvur nedir? Nihayetsiz mana mertebesinde bir manasıdır vesaire diyoruz. O zaman tahayyül hayat-ı tekviniyeyle tasavvur evamiri tekviniyeyle çalışıyor. İkisini cem edersek evet. Ne olur diye soru sordu bana. Abi işte serbest bölgenin adı da o olur. Tamam doğru. Doğru ikisinin bütün... Peki o nedir? Hayat-ı tekviniye Mikail, evameli tekviniye çalışan Cebrail, tam Cebrail akla kadar. Ondan sonra ruh aşağıda, yani aşağıda itikadı oluşturuyor. Çünkü varlığın arkasındakine itikad ediyorsun. Ondan sonra o şu şeyi de İsrafil de hayatın kendisi iltizamdır, eylemdir. İsrafil nedir? Gözüken vücuttur. Yani bu kainata İsrafil misal acayip bir mahlukat iken bu nedir? İltizamdır. Yani diyor. Kendisi diyor. İltizam eylemdir. Vücudu harici noktasındaki şeydir. O zaman itikat Azrail'dir dedi. Dima'da uygularsak abi dedi. Hı hı. İltizam varlığın kendisidir, İsrafil'dir. Tahayyül Mikail'dir. Biraz önce. Tasavvur da Cebrail'dir. Dima'da dört meleği uygularsak budur diyor. Hepsi var. Ötekiler ne oldu? Ötekiler ne oldu? Hangi ötekiler? Yedi mertebenin yedisi. Yedi mertebe yok, uygulama şeyine. Mesela hatta öyle bir uyguladı ki, yedi tane peygamberi Dima'nın yedi mertebesini uyguladı. Evet. Ne, bir düşünce. Ama abi. Yani ben bunu niye söylüyorum, böyle oldu. Yani o kadar insan zengin düşünebiliyor ki. Hı hı. Hani dedik ya, bu tasavvur nihayetsiz düşünme imkanlarını sunuyor. İnsanı donukluktan çıkarıyor. Hı hı. Aha örneği diye. Göstermek istedim. Zaten çekirdeği diyor, bütün büyüsen kainat olacak, kainat yani hem öyle olacak hem de dimağındaki hiçbir şeyle ilişkisi olmayacak. Mümkün değil. Yani zaten de çekirdekte ağacı çekirdekte aramakta beis yok. Şu an yaptığımızda aslında o. Mesela ne diyordun? Abi yani mesela şöyle diyelim mi? Tahayyül şöyle yazalım isterseniz abi. Tasavvur. Tamam, tasavvur. Hep öyle zaten. Yok, hayır. Yani böyle yan yana yazıyoruz ya. Evet. Şimdi buna diyelim ki, diyorsak ki, hayatı... Tekviniye. Tekviniye şöyle dedim abi. Evet, tahayyül gelir, sonra tasavvur olur mu diyor. Evet, evamiri. Evet. İlk önce tahayyül gelir. Tahayyül geliyor, sonra tasavvuru oluşturuyor. Şimdi Hasan abi bu böyle değil de böyle sabitleyemiyoruz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bu cetvel ya, bu bitmiyor. Bakın bu bende, bunun ikisi bendeki cem olan serbest bölge ama bu bitmiyor. Böyle devam ediyor ta vacibe kadar. İkisi diyor metredir. Yani metrenin bir ucu evet. Tahayyül, evet. Öteki ucu tasavvur. Bu metredir diyor ikisi, metredir. Evet. Bunu ölçüyoruz. İki metre diyor. İki metre nerede var? İşte bununla şey yaptın. Metri'yi biz nispet ediyoruz. Başka bir ölçüme göre başka bir şey derdi. Evet. Mesela Fahrenheit'la santigrat farklı. 276 diyor. O 0 santigrat derece. Evet. Yani emanet alan burası abi. Emanet alan mı? Nasıl aldı? Emaneti. Toreyn getirildi. Yani derseniye orayı mı diyorsun? Yani suretini arıyor musunuz abi? Sureti. Emaneti arıyor musunuz? İşte burası abi. Ya zaten orada her şey sureti orada var. Sureti evet. O çok acayip. Doğru. Abi çok acayip. Yani o çok acayip. Yani zaten zembereyi insanın hani evet. Camiyetinin zembereyi bu işte. Mayenlik yok ya. Çok doğruya benziyor. Hayır şey Hasan abi daha umumileşirse anlattıkları dışarıdan gelen kelam bunların bütünü de üslup. Dışarıdan gelen kelamın kalıbı üslup. Sonra o kalıptan çıkan o işte. Kelamın kalıbı üslup denilen evet. Ama çok tuhaf yere taşıdı şimdi.
serbest bölge enaniyetin sureti. Çünkü çok benziyor. Ruznam olması. Takvim mesela. Sen haritacısın. Evet. Yani her şey gözünün önünde ama hiçbir yerde değilsin yani. Yani onun cevelen ettiği yer orası. Evet. İşi, çünkü orada serbest bölge neydi? 18 bin alemin suretiydi. Yani çok tuhaf bir şey oldu. İşte ben ilk defa bir şey duydum. Zanlarımız var diye mesela. Evet. Zan dersini evet. Hatırlayın. Evet. Zan tasavvurda. Tasavvurda. Yani çok şey taşıdı. Tuhaf bir şey oldum yani. Yani sanki o bütün heyecanımı çökertti bir şey oldu. O serbest bölge sanki enaniyetin, yani enenin sureti, enaniyetin rüzdame olması, takvim olması, hulasa olması, harita olması. Bir de ne diyor? 7 tane. Şu. 128'de sayıyor. 128 açın. Firiste olması, mikyas olması, mizan olması, liste olması, harita olması, fezdeki olması. Doğru. Ben uyu. Mizandır, firistedir, listedir. Hani eneyi konuşuyorum eni. Neymiş? Listedir, ruznamedir, mizandır, firistedir, hulasadır, haritadır. Uyuyor hepsi. Bu dediğinizin hepsi üslup kalıp yani. Kalıp da var mesela. Kalıba uyuyor. İnsanlar hepsi, dışarı çıkışı olursa hepsi kalıba uyuyor. Kelamın sureti kalıp, yani kendi ifade tarzı. Ama oraya geçmeden o dışarı vuruşu o. Ama bu çok uyuyor. Bakın ben okuyayım, oraya bakın. Serbest bölgeye daha önce okuduğunuz için firiste olması, her şeyin firistesi var mı orada? Yok mu? İki, mikyastır. Zaten abi mesela kıyas alet arası. Firiste mikyas dedik ya, hani 12. sözde de herkes kendi kitabını yazacak ya, o nakıştan manaya geçerek kendi kitabını telif edecek. Zaten o enaniyetteki o firiste okuduklarınızın mikyas hepsi sahiden. Aslında senin kitabının başlıkları. Senin kitabın, hariçte bir şey yapmıyorsun ki. Yani herkes onu şeyle yapacak, kendi kitabını yazacak. Kendi kitabını da yazarken neye göre yazacak? Tahayyül tasavvur kullandığı şeyler. Yani tabi tahayyül tasavvurundan itikatlaşacak, itikadı da kullanıyor ama neticede işin döndüğü zemberek kısmı tahayyül tasavvur gibi yani. Çok tuhaf. Enenin sureti yani serbest ediyorsa. Hususi dünyanı yazıyorsun ya, kendi kitabını yazıyorsun. Yani ruhnameni, evet. Firisteni, mizanını kendini oluşturuyorsun. Çok üzülüyor. Emanetin suretidir. Hani yazmakta hiç tereddüt etmemişim. Yani çok tuhaf. Şöyle. Nerede o? Şunu işlemeden şöyle bir daha getireceğim. Oraya şunu yazmakta. Mevzu derinleşiyor. Abi. Çok tuhaf. Dedim zaten bu serbest bölge öyle bir şey yapacak ki hepimizi. Başka alemlere götürecek. Sınav hani tasavvur teklif altına girmiyor ya. Girmiyor. Peki enaniyetten insan mesul oluyor. O nasıl olacak o? Enaniyette zaten şöyle mesul oluyor. Enaniyet zaten şeydir. Bu nihayetsizliklerin içinde seçmesi lazım. İnsana zenginlik katıyor. Yani insanı basitleştirmiyor, alileştiriyor. Nihayetsiz imkan. Mikyastır, mizandır, firistedir, listedir. Enaniyeti yapan şeydir, nefistir diyor. Mesela şeytan diyor, nefsin enaniyetini tahrik eder. O enaniyet başka bu. Bu yani değil. Mesuliyet tarafında. O mesuliyet. O enaniyetin lügat manası. Enaniyet, gurur, kibir var ya, mesuliyeti devletiyor. O değil. Enaniyet var ya şey, Emir Dağı'ndaki ruzname. O yani, sırrı insanın dışa vuruşu diye anlatıyor. Yani menfi manada değil burada anlatıyor. Değil. Mesela o Emir Dağı'ndakini orayı okuyayım da, çünkü şey olmasın. 538'de de 7 mertebe sayıyor zaten.
Onu okuyacağız hassas bir zaman doğru mikyas. Orayı mı okuyacaksınız? Emirdan'ı unuttum dünkü derste. Tamam. Şeyde 146'da var ya 146'da. Orayı mı okuyacağız? Oku bakayım. 538'de de var da. Orayı oku tamam. O değil. 38 değil mi? Evet. Tamam aynı şey. Orada da var. 46'yı mı okuyayım? Aynen. Tamam 538 tamam o işte. Diyor ki 11. sözde mahiyet insaniyenin ve mahiyet insaniyedeki enaniyetin manay harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan, doğru bir mikyas, muhit bir firiste, mükemmel bir harita, cami bir ayine, kainata güzel bir takvim, bir ruznami olduğu gayet katli bir surette tavsiye edilmiş. Bu senin dediğin o değil. O enaniyet koruma aslında. Mesela şöyle, yemek. İkisi de yemek. Yemek. Bir yemeğin kendisi, bir de yemeğin sürecin sonu. O değil. Buraya niçin geldim biliyor musun? Bu ikisine şöyle desek şey getirmez. Hemen oluşturuyor. Bir, iki, enaniyetin sureti. Ama bu şöyle. Hiçbir terslik yok, çok uyuyor. Cemu cem olmaz. Enenin suretini diyelim, enaniyetin suretini diyelim. Enaniyetin, ene değil. Sureti enaniyet değil midir abi zaten? Yani ene de diyebiliriz bence. Enenin sureti desek... Bilmiyorum yani. Değil. Suretidir çünkü enaniyet abi. Enaniyetin sureti ya. Enaniyetin... Enenin sureti. Değil. Şöyle. Ene... Enaniyet. Ene merkez, enaniyet dişe vuruşu. Evet. Enenin suretidir o zaman abi. He. Suret zaten enaniyettir yani abi. Şöyle de düşünebilirsin. Ruzname, mizan, mikyasın sureti burada oluyor de diyebiliriz. Yani indir bir ölçeği. Abi ene ham madde gibi giriyor kalıba. Şimdi oradan enaniyete geliyor. Enaniyetin mi, enenin mi? Bak şimdi, Osman beraber şey yapalım bak. Anladın mı? Enaniyeti abi yapalım. Ene değil bak. Şimdi enenin sureti dersek burası enaniyet demek olur. Şimdi enenin sureti enaniyet diye. Buraya da enenin sureti dediğimizde ne demek şey oluyoruz? Burası enaniyetin olduğu kısım diyoruz. Evet. Eğer buraya... Enaniyet dersek biraz şaşar şeyler. Dengeler. Ama enaniyetin sureti burada oluyor dersek o zaman sistem burada başlıyor gibi yani. Evet. Mesela şöyle desek. Enaniyetin mahiyeti ne? Dersen. Neresi olacak? Onu tartışalım. Ene bak şimdi. Ene denemez. Çünkü niye? Enaniyet neydi? Enaniyet listeydi. Feristeydi. Haritaydı vesaire. Burası böyle bir alem. Kendisi ya. Buraya enenin sureti denmez. Çünkü çok yüksek bir makam vermiş oluyorsun çok. Enenin sureti enaniyetti. Enaniyet de neydi? Listeydi, Filisteydi, Ruzdameydi vesaire. Yani o zaman onun sureti daha şey. Abi şöyle enaniyetin sureti. Abi burası eneyi teslim alan yerin sureti. Bakın eneyi o zaman buna o zaman enaniyet diyeceksin. Enaniyet diyecek. Enaniyet denmez. O zaman enaniyet. Eğer enaniyet olur burası. Abi tahayyüm enaniyet olursa... Ben ne anlıyorum biliyor musun? Özür dilerim bir şey yapmak istiyorum. Mesela kar hep sizin de misalinizdir çok hoşuma gider. Karın içinde abi bir zamandan sonra kar kurdu oluşuyor. İşte bu karın tahayyüm ve teşahhüsüdür aslında. Kar kurdu. Şimdi kar kurduna bir kişilik versek, bir şuur versek, şimdi karın böyle bir meziyeti var diyelim. Verdi ve bir zaman sonra o kar kurdu eridi. Şimdi bunu nasıl ifade edebiliriz abi? Sana bu bilmiyorum anlatabildim mi? Yine çekirdektir. Benim anladığım 30. yüzyılda çarptığında yine çekirdek oluyor zaten. Yani fiili çıkmış hali enaniyet. Bu enaniyetinde bir menfi ciheti var bir de müsbet ciheti var. Menfi cihetini o şuvalardaki yerde zikrediyor. Menfiyetini muhtelif yerlere şekle diyor ya. Ama serbest bölge ikisini de cem ediyor abi. İkisini cem ediyor. Yani menfisi müsbeti yok. Hepsi menfi de burada, menfi müsbeti de burada. İkisinin cem hali.
O zaman enaniyetin sureti, listedi, filistedi vesairesi var. Hepsi de var yani. Nefs-i emmare de burada atıyor zaten. Suret değil ki, kendisi çıkıyor ortaya. Kendisi çıkıyor kendisi ortaya. Kendisi çıkıyor. Evet. O zaman yani biraz da şey olursa, şuna bak. Yani bir kere şöyle muhatap olabilir misiniz? Bak, o kelam üslubu atlıyoruz ama çok önemli. Şimdi ona takıldın kaldın. Çok özür dilerim ama olayı açacak da. Ham madde var ya, giriyor. Bu üslup, bu tahayyül serbest bölgeye giriyor. Bunun içine alaşımlıyor. Tahayyül, tasavvur, tahakkül, izan, iltizam, itikat. Alaşımlıyor. Ondan sonra o kalıptan bir mamül çıkıyor. Bunda ne alakası var üslupla kelamda? Yani şimdi ene, ham madde, çıkan enaniyet. Harmanlanıyor orada, alaşımlanıyor. Ondan sonra çıkıyor enaniyet. Tamam, yani tamam. Enaniyetin içinde ene mene her şey var. Şöyle diyeyim abi, Gafur abi, şimdi oraya enaniyet dersek, benim itikadım onun içinde olmak gerekmiyor mu? Ben dedik yaptım, benim itikadım ne oldu? Bak, şimdi tersten gidelim. Anladım. O burada yok demiyorum, o var ama, mesela şimdi oraya enaniyet dediğimde, benim itikadımla firiste ve mizan bir kes oluyor. Şunu da ekleyeyim. Anladın mı? Yani buraya enaniyet dediğin zaman itikat dışarıda kaldı. Süzleştirdiğin için. Ama bak, orada çalışmıyor demiyorum. Orada o işin cevelan ettiği yer orası. Enaniyetin sureti, enaniyetin bütünlüğünü dimağa mı sokacaksın? Bak, sadece itikatta konuştum. Şimdi o imanı da sokarım gerekirse. Enaniyet. Yok, hayır. Nasıl? Ya şimdi enaniyetimi, benim enaniyet tarafımda belki imanım da var. Vicdanım da devrede belki. Hepsi. Şimdi onu bilmiyorum. Ama en azından diyorum ki şu an sana. Enaniyet, o ruzname, firistelik vazifesinde benim itikadım görev almıyor mu? Anladım. Genişledi bak, enaniyetin içine o da girdi bence. Girmesi lazım. Sadece buraya enaniyet dediğinde sıkıntı oluyor demek için söylüyor. Bak, orada esas o zaman, için... O zaman şöyle mi oluyor Hasan abi? Osman'ın da söylediği hem Resul'ün de söylediği aslında bir manada şöyle oluyor abi. Enaniyetin suretinden mesul değilsin belki. Ama mahiyetinden mesulsünüz. Dimağı eğer itikat boyutuna çıkartırsak abi. Hani mesuliyetten bahsetmişti ya. Bir araya verelim. Şeyden sonra gene bu şey yapalım. Ben afiru da Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Temel salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ecmeyin ala Resulüne Muhammedin selamu aleyhi ve sellem. Ezan okumadı değil mi? Duyardık. Yok abi. Kaç? Daha 12-15 dakika falan var abi. Şimdi şey değildik. Enaniyetin sureti mi? Evet. Enenin sureti mi? Şimdi Mustafa o bir yer açmıştı. Mustafa bir daha açar mısın abim orayı? Ondan sonra. Mustafa, sen aç. Ben mi? Onu, aç onu. Nereye? O şöyle ki. Ha, evet, tamam. Aç onu. Sen insanları darlatma, biraz öne getirip şey, Emre, kamerayı. Ha. Öne kaydır böyle ki insanlar girip çıksın. Çok rahat olun, kamera sizi kayıtlamasın. Geçinler, rahat olun ya. Açtın mı? Açıyorum abi. Tamam abi, açtım. Ha. Oku abi. Cenab-ı Hak enaniyet cihetiyle insana en anlamında öyle bir miftah vermiş ki enenin bütün kapıları, kainatın bütün kapılarını açar. Öyle bir tılsım enaniyet vermiş ki... Bir dakika, ilk önce ne vermiş diyor? Yavaş oku. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle. Emanet cihetiyle? En anlamında öyle bir miftah vermiş ki... Enaniyet değil bu, ene. Ama bir önden alsın abi, bir daha. Bir daha, önden. Önce kainat kapıları zahiren açıkken, açık görülürken hakikatte kapalıdır. Sayfa kaçtı? 500 kaç? 36. Tamam. Bir daha oku. O, bir daha. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikatten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en anlamında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar,
ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki Harnaki kainatın kunduzu mahkesinin onurunu keşfeder. İlk önce ne vermiş? Sonra enaniyet vermiş. Anladın mı? İlk önce bak ne yapmış? Bir daha alacaksın. Özür dilerim. Bir daha. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle. Cenab-ı Hak başka bir yerde emanet ve muvakkat deniliyor. Bu aynı şanzımda muvakkattır. Evet. Cenab-ı Hak bak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki. Alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki. Şimdi enaniyeti dön. Tılsımlı. Tılsımlı. Çünkü hakikaten tılsım yok. Zahirin açık, hakikaten kapalı. Kapalı. Tılsım çözülürse, mahiyeti bilinirse enenin, kendisi çözüldü gibi, o zaman tılsım nedir? Gizli, kapalı, zahirde açık olmayan değil mi? O çözülüyor o zaman. Hakikaten anlaşılıyor yani. Tılsımlı bir enaniyet vermiş ki. Gelmiş ne? Vermiş de ne olmuş şimdi? Diyor ki. Yok. Harlaki kainatın kunuzu mahfiyesini onu da keşfeder. Ha keşfeder. Enni keşfetmiyor. Enaniyet keşfeder. Yani sır birleştirme. Anladık mı? Evet. Bir daha. Bak diyor ki, siz o istersen şey yapın, bak. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle. Evet. İnsana en enamında öyle bir miftah vermiş ki. Evet. Mesela içi karpuzlarla, meyvelerle dolu bir saray var. Anahtar vermiş, kapıyı açtık. İçeri girdik. İçeride gördüklerimiz, şahit olduğumuz, yediğimiz, içtiklerimiz anahtara benzemiyor. Anahtarla ona girdik. Miftah vermiş ki ne olur buna? Vermiş de ne olur? İnsan ne gözükür? Alemin bütün kapıları ona açılır. Tamam mı? Alem. Sonra başka ne yapmış bunun? Ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki. Ene değil bu. Enaniyet vermiş. Enaniyet neydi? Mizan, liste, filiste, harita gibi. Ne yapmış peki? O verince ne oldu? Ene verince alemin bütün kapıları açıldı. Enaniyet verilince ne olmuş? Harlaki kainatın künüzü mafiyesini onunla keşfeder. Fakat ondan sonra değişiyor. O zaman şu uygulayalım. Enaniyetin içinde kar da var, zarar da var değil mi abi? Enaniyet içinde ikisi de var. Enaniyet öyle bir şey yok. Ene de zıtlık yok. Ama enaniyette zıt var. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi az önce Osman bir şeyi hatırlattı. Şimdi size derdiniz ya sır zıtları bir arada tutan, tılsım değiştiren, dönüştüren. Tamam mı? Yani bu çok güzel bir şey. Şimdi enaniyet ile eneyi aralıyoruz. Enaniyet ile eneyi aralıyoruz. Enaniye ene dönüşüyor abi. Dönüşen ene. Çok güzel. Aynen doğru. Çok güzel. Bak mesela, tılsım neydi? Dönüştüren. Şey ötekisi? Sır zıtları bir arada tutan, dönüştürmeden, değiştirmeden. Dönüştürmeden, bak. Zıtları bir arada tevhid yani. Birbirine dönüştürmeden ama tutuyor. Bu tevhid. İman, küfür, hak ve batıl. Bu sır. Zıtları zatında tutuyor. Sır sahibi bu. Evet. Tılsım ise dönüştüren, tamam mı? Evet. Şimdi zıtları cem eden ene, dönüştüren enaniyet. Çünkü niye? Enaniyette iki yön var, enaniyette. Bir menfisi var. Mana ismi, mana harfi. Mana ismi, mana. Ama enenin mana ismi, mana harfi yok. Bunun kimse haberi yok zaten. İnsanlar enaniyetten ruzname, takvim, miftah falan. Ene ceberdir. Enaniyet vücud haricisidir. Enaniyetin de mana ismi, mana harfi diye iki yönü var. Yapalım bunu. Hı hı. Bak. Ene. Enaniyet. Bunun da iki tane şıkkı var. Manayı ismi, manayı harfi.
tutarım. Menfisi müspeti. Aslında abi adlarına şeyi de yazdınız kırmızı kalemle. Emeğe sır, enaniyete de tınsa. Harika. O doğru. Zaten kendisi diyor usta. Onu yazayım, onu da çarpayım. Sır, tılsım. Zaten usta diyor değil mi bunu? Evet. Enaniyeti bir tılsım. O zaman tılsımla sır nedir? Yazayım onu. Lazım. Sır, zıtları zatında cem eden. Tamam mı? Bu makamda tılsım zıtları bir birlerine dönüştürüp değiştiren. Tam doğru mu? Doğru. Tam böyle bakınca daha değişiyor. Şimdi bunda öyle mana ismani harfi yok. Bu sistem ya. Hı hı. Ama onda kafede uyanmamış. Bu ise mana harfi mana ismiyle değişiyor. Tamam. Şurada baktığımız zaman enaniyet şeydir, listedir, filistedir, haritadır. Haritada mehane de var. Evet. Değil mi? Çame de gözüküyor. Hak, batıl hepsi cem etmiş. Hak, batıl var ikisi. O zaman serbest bölgede sureti ene değil, enaniyet gözüküyor. Cami de var, mehane de var. Evet. Ama şöyle bir şey var haritada. Şimdi malum haritada zahirde var, hakikatte yok ama. Evet yok. Şimdi ene de hakikatte yok, zahirde sadece gösteriyor ama hakikatte böyle bir şey yok. Yok. Ha, ene, tabii ki ene zaten zata bakıyor. Bunun yönü zattır. Bunun yönü mevcudata bakıyor. Yani yönü adeta birisi nur, birisi mana. Hı hı. Şimdi ene direkt olsa da bunu vermemiş olsa olmuyor. Çünkü sana mevhum rububiyetini, onun rububiyetini anlamak için bunu sana vermiş. O zaman meculda ene de iki yön var. Bir nur. Mana ve nur. Nur. Mevcudata enanet tarafı bakıyor. Enenin, onu da yazayım. Enenin, ene, şöyle sileyim. Menenin mevcudat. Hemen, Hasan abi burayı hemen bir okusun Osman'ım. Bakın. Ha, tamam ben şey yapıyorum. Abi diyor ki soru hemen şeyin devamı. İşte diyor Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret, hakim, rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez. Ve o ne oldukları bilinmez, hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi, vehim tasavvurda serbest bölgede geliyor. Bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Harika. İşte kendinde sarahat. Kendinde bir rububiyet mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Tasavvurda bir had çizer. Ene onun için dedi de onlar enene çizer. Tabii tabii. Ene onun önüne nereye sokuyorsun? Her şey onun için. Ben şöyle dedim de hazura bir çizdiği zaman öyle yok, diyor. Yok. Ha, enenin mevcudata bakan tarafına şey metrenin son ucu yani bağlandığı nokta orası. Enaniyet. Enenin ben yeni gördüm. Zata bakan direkt tarafına direkt demiş. Yani o göze bakmak gerekiyor. Neydi? Gelse gözükmüyor. Bunu da lanet yapar. Hı-hı. İyi tasarlı bir hat çizer. Mevhum
bir haddi mevcut olabilir sence kal. Bakınlar benim. Denecekleri de söylüyor abi burada. Buraya kadar benim, ondan sonra tamam. Onundur diyerek taksimat. Bakın çizgi çizdim ya abi. Evet şu an. Bakın aynen cetveli söylüyor abi. Kendindeki ölçüşüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Bir baştan al, baştan şuradan bir al. Şu. Diyor ki abi, öyleyse hakiki, bir daha okuyorum. Onun ne? Muhit sıfatlara? Öyleyse hakiki nihayet ve haddiler olmadığından farazi vehmi bir hattı çizmek lazım gelir. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir maliket, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Bir hat çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Ben cetvel yaptım. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Çizgi çizim ya bakın. Şu. Kendindeki ölçücükler. Ölçülere değil, ölçücükler, verilen ölçü. Tavalli tasavvuru olabilir. Onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Şey, ölçücükler dediğiniz var ya, suretler yani, tasavvurdaki tarifdekiler. Evet. Hayat-ı tekviniyeler, evamül tekvinedekiler. Zanların, vehimlerin. Tabi bilgilerin, bilgi. Şey, bilgi. Şimdi Allah'ın ilmi var, benim bilgim var. Evet. Onlarla ölçüyorum. Bilgi, ilim. Allah'ın ilmi var, benim bilgim var. Şimdi, şuraya bakıyor musunuz? Nasıl bir el cevap abi bu ya? Acayip bir şey. Yani, al cevap. Fıtratımız, mesela bu konu ne şey yapmamıştık. Biz başka konuya, Mustafa bu hafta bizi mahvetti, yönümüzü değiştirdi. Arabayı çekiyor böyle. Ha, çekti, nereye doğru çekti vesaire. Ama güzel tarafı ne? Fıtratımız, aklımız, ruhumuz bunlar yorulduğu için bu yerleri sanki biz tetebat ettik. Tamam mı? Ondan sonra tetebat ettikten sonra gelmişim sunuyoruz gibi. Ama değil, konuştuğumuz bir bakıyorsun taktan hepsi çıkıyor. Mesela biraz önce okudun, tasavvurda olduğu, enaniyet olduğunu, sezmez bölgenin, ondan sonra enaniyetin sureti olduğunu, sari ifadeler, hem de sari. Şimdi enenin kainatta mecur, tamam mı? Mecur. Görüyor musunuz? Şurayı şöyle yapayım da. Şöyle yapayım. Şimdi şurada bir mecur vardı. Tamam mı? Hasan abi. He. Enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. Harika. Ay bak. He. Burası aynı onu koyun. Bak acayip harş-ı azam. O zaman serbest bölge sadece tahayyül ve tasavvur olmuyor. Hepsi serbest bölge oluyor. Nasıl yani? Bütün hepsi. Yok. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik. Herkes istediği gibi yapıyor ya. Yok ya. Şuradan aşağıya bakın, şuradan yönü var. Bir de buradan yukarıya yönü var. Enenin. Enenin mevcudata bakan tarafına enaniyet. Buraya bakan yönüne ene burası. Tamam mı abi? Şu. Şimdi bunun da 538 sözlerde o sonu bazıları yazdığı var ya, yaz bana falan da, dedim ya onları. O defteri çekerse fotoğrafı bana gönder. Ben de defterimi kaydedim. Çünkü tamam. Bu derste işlenelim benim. Aklımla, fikrimle olsaydı o bilgiler benim de ona ihtiyaç duymazdı. Bana söylerseniz hepsi anlatırım abi. Ondan sonra dersin şeyi, Allah hepimizi kullanıyor. Ağacı kullanıp meyve verdiği gibi Ahmet Mehmet'in ruhunu kullanarak da hakikatini kendisi ifade ediyor. Yaptıran da odur. Menfiye vesile olan biziz. Derufte eden, kusuru defteri biziz. Bu bize,
Bu bizim alacağım. Mesela bunu ben kaydedeceğim. O kaydedip gönder bana demek. Benim değil demek. Benim bizim olsaydı bizden daha akıllı gayret insanlar var. Şimdi enede zıttık yok demiştiniz ya. Evet, enede yok, enaniyette var. Ama enenin bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Bu zıtlık değil mi peki? Ha, zıtlıktır. Bu ne yapmış? Bu bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Enenin bu zıttı tarafı enenin suretinde, dışarıya çıkışı. Enaniyet bölümü galiba. He, enaniyet bölümünde. Mesela diyelim ki bizim doktor diyoruz. Kim? Üç ötevi. Senin mesela bizim ailemizde ayrıdır. Ailem ayrıdır. Akrabanın nazarında bir doktor. Bizim ailemizde bir senin o beşeriyetin yok yani. Bizim nazarında dimağ dersinde muhatabiyetimiz, kardeşimizden oluyor. Şimdi bir yerde enaniyeti, eneyi, enaniyeti devre dışı yaparak zuhuratlarından bahseder. Mesela Allah yaptırıyor. Mesela diyelim ki birinci derste uçağa ben dedim ki insana istidat vermiş, beyin vermiş, ihtiyaç vermiş, akıl vermiş, uçağı yaptırmış. Havuz bunu devre dışı yaparak Allah yaptı diyor. Ya onlara ne takılıyorsun dedi, o yaptırıyor. O nedir? Eynenin diye nübüvvet tutmuş. Ama ben ne yaptım? Araya enaniyeti soktum yani. Dışa vurucu. Burada icmal edilmiş. Ama sana bu, oraya zıtlar vardı ki işte biz abi yazdığında. Hangisinde? Orada zıtlar önce bir dediniz ya. Orada bir anlaşmazlık var. Yapısında bu var yani. Nedir o? Celali ve cemali. Zıtlar dedi o yani. Ama dönüştürmemiş daha. Yani mesela yani zatında ne var? Allah cema ve celal. Birisi cennet, cehennem. Ama arkasında öyle bir şey yok ya. Surette böyle ateş var. Diyelim ki şeytan mudil esması, melaike nur esması. Burada iken bunlar arkada esma. Yani zıttır. Ama çatışan bir zıt değil. Birbirini tanımlayan. İçeride çatışmıyor ama dışarı çıkınca şey yapıyor zaten. Evet, evet. Zuhur ediyor. Evet, mesela bak, mevcudata bakan tarafı. Elenin şu sır. Sırtlar zannında cem etmiş. Onu da istersen şey yapalım. Güzel bir şey yaptı. O zaman şöyle parantezi. Cemal. Aşağıda demek. Aşağıda. O da ulvi. Celal. Yani çekirdeğin içinde çürük meyve de var. Sağlam da var ama dışarı çıkınca ayrılıyor mu? Ayrılıyor ama içeride bir şey yok. Mesela çekirdekte toprağa attın Mayıs 1. 30 sene sonra son yaprak verdi. Çekirdeği attığımız zaman Mayıs 1'de verdiği yaprak ile 30 sene sonra verdiği yaprak arasında zahirde 30 sene geçmiş. Ama çekirdekte başı da sonu aynı olduğu için tarih yoktur. Celal, Cemal, Kemal hepsi var. Kemal. Şunları kastediyoruz. Bu hangisine aittir? Şuna aittir arkadaşlar. Hani doktor şey yaptığı için güzel oldu. Zatından ama buradaysa birbirine yok artık. Zıtlar yok. Dönüşüm var. Dönüştürmüş. Peki kalite nedir? Sır. Hem birbirine zıt bir şey tutacaksın, hiçbirisi olmayacaksın. Sır bu işte. Sır iki zıt değil. İki zıttı tutar. Mesela tevhid. Tevhid, hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık, aydınlığı zatında tutuyor ama tutardır. Kendisi buna hiç benzemiyor. Sır, zatında zıtları cem etmiş ama dönüşüm yok. Değişim de yok. Tılsım ise değiştirmiş. Hasan abi, bakın okudukça neler çıkıyor. Bu yüzde bakarsak eğer, şimdi serbest bölgeyi anlattı. Burada 537'de de Hasan abi divan tamamını anlatmaya başladı abi sanki gibi. Bir yani o şeyde diyor ya, kitabından bir eliftir, o elifin iki yüzü var diyor ya, Ene'yi anlatıyor. Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile feyze kabildir, vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzde şerre bakar, ademe gider. Bizim tam bölgeden itikaf, yani hak tarafı ve batıl tarafında döndüğü şu. Arka taraftaki. Şu. Bu anlattığı o değil, tam takur. Aşu. Abi aşu. Biraz ilerleyince izan diyor zaten. Biraz ilerle. Aha. Bak şu. O dediğin aşağı, o bu. Ha. Bak. Bir hayra, bir vücuda bakar. Ve bak, buraya hayra, vücuda. Zaten felsefe şey demiştik buraya, bakar diye. İşte diyor abi, devamında da işte mahiyetin şu tarzda bilen ve izan eden. Bu evrenin o şeyi bu.
Evet. İzan eden ve hareket eden kat eflamen zekka beşaretine dahil olur diyor. Tarzı bilen, izan eden ona göre hareket eder. Evet. Yani arkasına geçiyor. İzan, emaneti bir hakkın eda eder diyor. Bakın emaneti bir hakkın eda eder. Üstün emaneti almış yani abi. Şu. Evet. Emaneti aldı. Bu aldı. Bir hakkın ifa eder. Evet. Yani bu enenin dimadaki uygulanışının taakkuldaki adı yani. Evet. Taakkul. Evet. Sonra biraz sonra şeyin dediği ki Gökhan, izan eder aşağı inmiş. Şeyde de serbest bölgede mevhum rububiyeti ve zahir malikiyetini ölçmekte kullanıyor. Dur, onu da yazalım. Şu hemen onu ben geçen buna birinci derste yazacaktım dedim unuttum oydu. Mevhubiyetini, zahir bak, malikiyetini. Ha? Terk etmenin mesela efalarındaki ölçüsüne nasıl tezahür eder? Bak şimdi bir de söyle mevhum. Mevhum rububiyetini, zahir malikiyetini. Dur. Rubu. Abi tasdik etti ya. İzahı aslında teke düştü. Ve? Osman'a bir de zahir malikiyeti diyor da. Baba şimdi imkanı vehmini çalıştırıyor. Belki ihtimal şek. Şimdi Mustafa bunu diyor ki serbest bölgede. Mustafa abinin malzemelerini çalıştırıyorsun. Bu serbest. Herkesin kendi hususu da bunu oluşturuyor. Buna beşeriyet. Bu. Yani mevhum rububiyet, zahir malikiyet bizim serbest bölgemizde, husus dünyamızda var. Evet. Yani o bak, da ölçmek için, kullanmak bak, için. Bak görüyor musunuz? Yani burası zaman geçtikçe nasıl tanımlanıyor? O zaman benim Rabbimin oluşturan serbest bölge abi. Rububiyete muhatabiyet serbest bölgede, uluhiyete muhatabiyet de yukarıda abi. Bak. Ama müsbette tahayyül ve tasavvurda kalıyor. Dediğiniz gibi ama menfide itikada gidiyor, mesul oluyor. Yok, ikisinde de itikada gidiyor. Birinde batıl itikat, birinde hak bir itikat. Teke oluyor. Düşüyor ondan sonra. Batıl itikat, yani o şekilde göre. Batıl itikadı da tahayyül tasavvurunu itikatlaştırıyor. Şeyde. Yani o tahayyül tasavvuru. İtikat zannediyor. Maliki, benim mevhum rububiyetim vardı ya, mevhumdu bu serbest bölgede. İtikat olunca mevhumluk olmuyor artık, onda öyledir diyor. Benimdir diyor, ben mürşid sahibim. Tahayyül tasavvuru onun itikadı haline geldi. Bizimkinde ne oluyor? Mevhum rububiyetini bırakıyor, terk ediyor. Şeyi anlıyor, bak burada öyle diyor zaten. Vaktaki ene vazifesini şu suretle ifa etti. Vahidi kıyasi olan mevhum rubbiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Levül mülk ve levül hamd ve levül hükmü ve iley turcevun der. Hakiki ubudiyetini takınır. Makam-ı ahseni takvime çıkar. Yani orada o tahil tasavvurundakini terk etti. Hakiki ubudiyeti takındı. Terkte tasdik var. Doğruyu tasdik etti. İzana çıktı. Tabii. Orada teke düştü aslında. Aynen. Oradan sonra miracı mı oluyor sana? İşte ahseni evet. Takvim diyor. Artık miraç ne demek biliyor musunuz? Terk edeceği bir şey kalmaması demektir. Miracın o zaman tamamlanır. Şu anda biz ne yapıyoruz? Şunu konuşurken bunu tanımıyoruz gibi gözüküyor. Aslında konuşarak bunu tanımlayarak bunun dışına çıkıyorsun. Bunun dışına çıkmasa bunu konuşamazsın. Şu anda takvim tefekküründeyiz. Tefekkür ile yanında kimse olmayıp kendin şahit olduğun şey değildir. Şu anda tefekkürün kendisidir. Mutala kişinin kendi çalışması, herkes çalıştı, ortaya koymanın adı müzakeredir. Müzakere tefekkür kendisidir ki bir saat bu tefekkür-i imani, tefekkür yani yolda, yani yol ne demek? Fikirdi. Diyor, fikre ruhunu koydu, ruhunu fikre koydu. Yani yola koydu. Tefekkür ile böyle kendine geçip kendin şahit olduğun değil. O da tefekkür. Ama tefekkürün kalitesi budur. Muzakkeri ilmiyedir. Evet, sohbeti ihvandır. Sohbet Resulullah'tır. Şöyle abi, serbest bölgede manayı harfiyle manayı ismi beraber var. Evet. Aşağı tarafa geçti zaman mümin tarafı manayı harfi, bu tarafı manayı ismi tarafı. Evet, onu da yazalım ki unutmayalım. Niye? Tahayyül tasavvurdayken manayı harfi, manayı ismi beraber. Nasıl ki ben bu haneyi yaptım dediğinde neyi kullandık? Manayı ismi mi? Manayı ismiyle yaptım. Tamam, manayı ismi olmaz. Zahirde de manayı şirktir. Tamam, zahirde bir şirkim var zaten. Ben diyeceğim abi, öyle. O değil, abi şirk değil o. Bak zahir ayrı. Değil, değil. Bir saniye bak, zahirle serbest manayı ismi aynı şekilde sana abi. Mesulet. Hülyatta zahirle. Hani mana ismiyle, hani zahirde
yani kullandığın tabirler, mecaz tabirler aynı şey değil yani. Yani sana mana ismini bak demiyor ki zaten çok yerde mana isminin şirki hafi olduğunu söylüyor zaten yani. Mana ismi düşün şirki hafi ama sana sadece zahirde mevhum rubiyeti farz-ı maliketi ver. Bu da mecaz manada yani. Tamam. Ama bu mana ismi denmez buna. Çünkü mana ismi nedir? Mana ismi felsefe bakmış zaten. Kendini maliki dikkat etmesi vardır. Yani cüz'i de olsa o nazarı kullanıyoruz. Nasıl ki ben yani mana ismi de zahir aynı şey değil yani. Değil. Şimdi mesela zahir nedir? Zahir ismi ağaç. Kendi gördüğün. Sen yaptın. Peki onu yorumladığın zaman mana yafi mana ismi diye ayrılır. Mesela ağacı yorumladın. Mesela 12. sözde miydi? 11. sözde kitap verdi. Kitap zahir. Herkesi eşit. Peki onu kişi yorumlarsa mana yafi mana ismi değil. Ayrılıyor. Yani Cenab-ı Hak hesabına bakarsan mana harfi oluyor yani. Evet. Direkt ama gördüğümüz var. O zaman mevcudat hesabına yani. Bakarsan o zaman mana ismi oluyor. Bu şirk oluyor. O zaman serbest bölge ikisi de var. Burada şöyle mana ismi mana harfinin bulunduğu yer. Burada bak hemen ifade edeyim. Sanki cümleleri okuyoruz. Aynı paragrafı devamlı okuyorum. Eğer diyor o ene hikmeti hırkati unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine mana ismiyle baksa. Bak şimdi. Bitmedi. Tamam, kendini malik itikat etse, tamam. İtikat ederse tamam. Emaneti, o vakit emanette hıyade eder. Etmezse, dur. Yani serbest dur. Bölgedeyken mana ismiyle baksa sorun yok. Dur bir bitsin. Yani o mertebede ben bu nasıl bu evi yaptım tasavvuru aslında bir mana ismiyle bir bakış. Ama hemen bunu mana harfiye geçiriyor. Bize verilen cüz-i ilim, irade, malikiyet bu şeyler orada zaten itikad. Aslında bir benlik ve tehlikeli olan taraf zaten o değil mi? Tasavvur var yani kendine bakan aslında. Tarafıyla bakıyorsun. Nasıl bitirsin? Yani o orada bir yani ben şunu demek istiyorum. Mana ismiyle mana harfi aslında beraber bir karman serbest bölgede sonra onu kullanıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Ölçmek de bir mana ismilik bir noktada. Yani kendine bakan da ölçüyorsun. Sonra da hemen bırakıyorsun o işi. Ama ona işte usta başta verdiğim misal de zahir tabirini kullanmak. Diyor ki yani zahir maliketiyle bak zahir maliketiyle Halik'inin hakiki maliketini fehmeder. Sizin dediğiniz noktada kendini mana ismine bakıp itikat ediyor kendini. İtikad ettiğinde bak, düşünüyor. İtikada inmediği sürece sorun yok. O i̇tikad ettiğinde etti diyor demek istiyor da yani. Ama tahir tasavvuru da bak, tasavvuru itikad değil. Tasavvuru da yapabilirsin. Tasavvurda bak, nasıl ki ben bu evi yaptım dediği tasavvur zaten. Orada sorun yok. Böyledir derse, yani itikad etse emanette hıyanet eder. Şöyle bir şey var. Üniversite diplomasında, ortaokul, ilkokulda var mı? Var. Vardır. Şimdi mana-i harfiye geçince mana ismi yok mu oluyor? Barındırıyor. Barındırıyor. Çünkü o yok olsa insan mutlak olur. Olmaz. Yani üniversite diplomasında ilkokulda var. Ama şey mana-i harfiye geçebilmesi için bir şey de sıyrılmış. Mesela ahirete doğmak için buradan çıkmak lazım. Dolayısıyla mana-i harfi sonucuna varmışsa Allah da böyle yaptı. Nasıl dedim? Ben böyle yapmıştım. Bunu barındırıyor ama buradaki zahir malikiyetini zahire baktığı zaman ve malikin onu vahiy cihetiyle terbiye olmuş bir Kur'an şeye kafaya baktığı zaman manevi harfiye geçti. Şunu demek istiyorum. Manevi harfiye geçtiğin zaman mana ismi yok oluyor mu beyninde? Olmuyor. Yani tasavvuf sayfada. Yani o yok olmuyor. Onu basamak kullanıyorsun. O sana zenginlik katıyor. Abi bakın zıtları birleştirmiş oluyor işte. Evet. Yani varlığın görünmesi için adamın onun yani içine basmak lazım. Mane harfiye de geçsen. Mesela diyelim ki şu var. Adam ama ötekisi yok. Mane isme geçmiş sokakta. Kafir. Onda mane harfi var mı? Yok. Yok. Bak çok ilginçtir. Mane ismiyle bakan bir insan çiçeğe eline. Mana ismine baktı. Vallahi verir mi? Vermez. Bunda mana harfi yok. Ama çok zaftır. Müslüman ise buna ilk önce mana ismiyle bakar. Nedir o? Bu evi ben yaptım. Aynısını. Kendi maliketini zahir eder ya. Yani mevhum rububiyeti, zahiri maliketini görür. Sonra Kur'an ona geliyor. Kur'an ona diyor ki senin değil diyor. Yapan sen değilsin diyor.
Bu sefer kusuru derifte ediyor. Eksikliğini şey yapıyor. Ha, bendeki o baki, baki, isteği var ya, baki olmak. Bana ait değilmiş. Baki anlamak içinmiş. Kendime döndürdüğüm zaman o baki ismini kendi kendime beka veriyor. Beka verince ama ölüyor. Peki ne kadar azap çekeceğim o zaman? Kendime o baki esmasını kendime yorumlarsam, kendimi ölü görürsem o şiddetli ölüm korkusu çekir. Yorumladığınız kadar evet. Ölüm korkusu baki hakikinin o esmasının yönünü kendine çevirdi. Kendine bakilik verince ölüyor. O zaman ölüm ile sonsuzluk olan o baki esması kadar azap çekeceksin. Aslında sana baki esmayı vermesi sana onu nasıl anlatacak? Önce kendi bakiliğine, bekanlığa devam ediyordu. Nasibizi çıktı, bilmem ne vardı. Hani ben ondan sonra da ya bu değilmiş. Kendi zahiri bakiliğine verdi, çürütmüş. Tabii. Esassızmış. Aynen. O zaman hakikiye çeviriyor. Şunu demek istiyorum. Aynen. Elime baktığı zaman, mana ismine bakınca adam başka bakışı yok, bitiyor. Kur'an'a bakış değil. Ama bir insan, herkes zahire bakıyor, Kur'an geliyor ona. Hani bu mevcudat 11. sözde var ya, kitap veriyor mevcudat. Buna bir bakıyor zahiri. Zahiri malikiyeti var. Memnun rububiyeti var. Sonra Kur'an onu nazarını mana-i harfiye çeviriyor. Mana-i harfiye Allah'a veriyor. Ben nasıl yaptımsa. Bu mana-i harfiyenin içerisinde mana-i ismini barındırıyor. Mana-i ismini de barındırıyor. Ama mana ismi, mana harfi barındırıyor. Evet. Yani şimdi bir insan diyelim ki Kur'an'a, İslam'a muhatap var. Bu enne meselesinde 30. sözde bakmadığı zaman ister istemez kendini mana ismiyle bir malikiyet muhtemelisini geri verecek. Kesinlikle. Ha. Ondan sonra muhatap oldu. 30. söz şimdi Kur'an'ı ne yapıyor? Biz okuduk o kitabı. Tefsir olarak hani bu mana ismi, mana harfi, benlik manasını izah ediyor. Ve diyor ki sana Cenab-ı Hakk'ı tanıma hususunda, malikiyetin, rububiyetin bilim hususunda diyor ki sen zahirde bir kendini malikiyet vererek tanıyorsun. İşte buradaki malum mana. Ondan sonra o mevhum hattı da sana bozduruyor. Hozan bozduruyor. Ha, ama bir köyde bir yaşıyor. Hakikaten muhatap olmadığı zaman ister istemez bu adam derdi mana ismiyle bakıyor. Diyor. Evet. İşte bak, mesela şurada diyor sonra ki. Sonra sana değiştirdi diyeyim. Sen nurları bilmeden önce mana harfi, mana ismi biliyor muydun? Yok. Ama her şeye nereye bakıyordun? Sadece mana ismine bakıyor, bakıyor kendine. Peki o daha önceki bakışını, köydeki o bakışları unuttun mu? Duruyor. Kullanıyorsun devamlı onu. Hani o duruyor da kafanı koymadı ki ya hakikaten mana ben buraya böyle bakıyorum. Onları değiştirmişsin sen şimdi. Değiştirdin onu yani. Tabii duruyor değiştirdin. Tabii. Ama değiştirdin. Ondan amel etmiyorsun, ona itikad etmiyorsun. Yani. O zaman ne hale geldi? Yani sırra dönüştü. Tasavvurunda duruyor. Sır neydi? Evet sır oldu. Sır oldu. Hasan abi o mana ismi tahir tasavvurunda duruyor. Duruyor devamlı. Devamlı kullanıyorsun. Harp diskolojisi. Devamlı kullanmazsan zengin olamazsın zaten. Evet. Ne kadar dönüşüm yaparsan sıra dönüşüyorsun. Şuradaki gibi. Zaten orası serbest olmasaydı ayvayı yedik yani. Yani serbest olmasaydı. Yani 30. sözde manevi ismiyle bir baktırma şeyi vermiyor yani. Orada anlaşılıyor. Aa, bak şu. Hep zahide sana veriyor. Yani. Bak şu zıtları. Ama işte o zengin. Zıtlar duruyor. Bak şimdi. Nasıl duruyor? Tılsım zıtlar birbirine dönüştürdün. Değiştirdin. Değiştirince ne oldu? Sıra dönüştü. Sıra mı? Sıra kadem bastı. Sır ne demek? Zıtları barındırıyor. Celal, cemal, kemali barındırıyor. Ama kendisi nedir? O hiçbirisi değişmez. Hakim. Olayın arkasına geçti. Tılsım ise dönüştürüyor. İnsan acayip yani. Sır birbirini dönüştürüyor. Mesela manayı daha önce biz bilmiyorduk. İsmiyle bakıyorduk. Ağaca bakıyorduk. Ağaç verdi. Yağmur yağıyordu. Sonra nurları okuduk. Muhatap olduk. Allah Allah abi ne kadar çekmişim ya bu kadar bedihi bir şeyi anlayamamışım. Sonra anlayamadığım için anlamlandıramamışım bütünü. Anlamlandırmak bütünlüğün ifadesi. Anlamak şahsın ifadesidir. Anlayamadım. Sonra anladım deyince kainatı bütün görüyorsun fotoğraf. Onun adı da anlamlandırma. Şimdi ilk önce biz mana ismiyle bakıyorduk. Ağaçtan alıyorduk falan. Sonra baktık ki Allah'ın esması ya, vay anası falan. Şimdi sonra tılsıma dönüştük. Niye? Mana ismi, mana harfi yani birbirine cem etti ama ikisi olmaya. Burada teklik var. Bunun altı da
şeydir, mana ismi, mana arsi. Diyelim ki, şuraya yazabiliriz bak. Mana, onu yazayım istersen, o da güzel olur. Manayı, manayı, ismi, şunu alacağım seni. Manayı, harfe, harfe, dönü, dönüş, dönüş, nereye dönüştü ya? Hali. Tam mana ismi, manayı harfe dönüşmüş hali. Tısımsın. Ha. Buna da bastın. Bu artık başka bir şey. Manevi yazdın. Hasan abi. De. Ne dedin? Manevi yazdınız. Manayı yazacaksınız. Manevi, manayı. Ha. Hemen. Ma. Nayı. Burada da diyor da, bize şimdi Cenab-ı Hak ne vermiş? Diyoruz ya, cüz-i ilim, irade, kudret, semvasa. Bunlar nereye vermiş? Verdiği bir şey yok zaten, tasavvurda. Hepsi tasavvur. Senin ise tasavvur. Oy. Öyle olduğu için zaten tasavvurda sorun yok, oraya vermiş. Oy. Orada bir sürü tecrübe yapıyoruz. Ölçüp içiyoruz, orada bir şey yok zaten tasavvur. Ölçüp içmeye ihtiyar değil mi ya? Zaten oradaki şey yok. Orada gayet bir kıyas yapıyor, zahirde gayet bir kıyas yapıyor. Tasavvuru küfür küfür değildi, dalalet dalalet, tasavvuru şirk de şirk değildi. Yani ben tasavvurumda cüz-i ilmim var diyorum. Ama sana şöyle müsaade edilmiş, yani kendini kastederek yani, olursa bu mana ismi olur. Ama zahirde bana... Tamam işte, ha, ondan sonra süreç başlıyor ama... Nerede hani bu verdiğin yerler? Tasavvurunda, tarih tasavvurunda yani serbest bölge. Yani itikada inmedikçe sıkıntı yok. Hiç yok. İşte tasavvurda sistem oluyor. Çözülüyor. Bak aynen. İtikad olsa zaten iş karışacak. Aynen. Burada aynen. Olunca iş çöz sıkıntı yok. Adı üstünde serbest bölge. Burada aynen. Şey yok. Sen yani ben... O yüzden mana ismi olmuyor işte. Ha. Mana ismiyle bakınca mesuliyet oluyor değil mesuliyet mi? Mesuliyet oluyor. Tasavvur olur. Bunu itikatlaştırdım. Bu şekilde bakmış. Tasavvur küfür küfür değil ya. Benim cüz-i ilmimin olduğu o zaman şu onu ekleyelim. Bak çok güzel bir şey. Ve taşın dedim ya bu acı bir şeye taşıyacak bir şey. İşte zahirde onu diyorsana ki yani kendindeki bu mevhum olan şeyler o cüz-i ilim dilira hepsi zahirde yani. Yani diyor ki tahayyül tasavvurunu kullan. Geç itikada, geç... Ya tahayyül ve tasavvur zaten sen değilsin. Ondan mesul değilsin ki. Şuraya vermiş değil mi cüz-i... Tahayyül ve tasavvuru senin bir parçan değil yani ya. Cüz-i... ilim... Bütün o şeyler orada. İrade... Hep tasavvur, benim tasavvurumda onlar. Sem... Basar... Onlara ne diyordu şimdi? Kudret... Tasavvurları şimdi okusak ne çıkar? Verilmesi. Şimdi hiç 30. söz bu gözde okunmamıştı galiba değil mi? Hiç okumam, ben de okumamıştım. Dersin adı belli oldu abi. Ene enaniye serbest bölge. Ha. Oku, yazalım. Ene enaniye serbest bölge. Enaniyet serbest bölge. Serbest bölge. Tasavvurdan fazla çıktık. Yani çıkmadık aslında da. Yok, tasavvur, hep tasavvurun içinde aslında. Şeyi, serbest bölgenin iğnesini oraya koyduk. Kesinlikle. Daireler çiziyoruz. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Nereye kadar cennet ve cehennemi de içine alacak şekilde kürse kadar inkişaf, ondan sonra inbisat var değil mi abi? Şeyde, kainat kadar inkişaf var. Kainat kadar inkişaf var. Arşa kadar. Arşa kadar, evet. Arşa kadar inkişaf var. Ondan sonra inbisat var. Abi arşın kainatın tamamını aslında serbest bölgeye sığdıramaz mıyız? Yani orada inkişaf olan yer orası, sonrası inbisat diyebilir miyiz acaba? Çok ilginç. Hiç düşünmedim ama çok garip. Kainatın sanki çekirdeği. Çekirdeği abi. İnkişafla inbisat şu. Oku tuttum, çektim. Attım. Noktadan noktaya bunun adı inkişaf. Evet. İnbisat ise sesim gibi. Herkesi kaplayarak bir noktaya gitmiyor. Her yeri kaplayarak gidiyor. Dolayısıyla inbisat inkişaf için alır. Ama inkişaf inbisat için almaz. Noktadan noktaya oku attım. İnkişaf. Ama sesim de gidiyor inkişaf ama aynı zamanda kuşatarak gidiyor. Buna da inbisat. İnkişaf enaniyeti de inbisat da eneye bakıyor da diyebiliriz o zaman bu sefer. Şu anda unutursun, çok tuhaf. Şimdi peki serbest bölgeyle ise ene dersine baksak ne olur? Şöyle her okuduğum, mesela şimdi akşam bu cüz-i ilim irade dediği yerlere. Mesela ben diyorum ki cüz-i benim kudretim var.
Aslında ben tasavvur ediyorum. Allah'ın kudreti zaten. Evet, mesela sahiplenmiş olmam benim mana ismim değil mi? O an, mana ismi bak zaten. Anlık halim. Bak dedi ki zahir maliketi halinden hakiki maliketini fehmeder ve bu haneye malik olduğum gibi halim ve şu kainatın malikidir de cüz'i bile onun ilmini fehmeder. Kesin sanatçıdır. Sanatçıdır. Sanatçı anlar. Bak zahir diyor. Sahir, zahir. Kendin olmadı var mı? Çünkü manayı ismi de şirke giriyor. O zaman şu. Zahir, cüz'i, ilim, irade, sem, basar, kudret, ilim de mi koyacağız? İlim verilmiş, verilmesi, zahirde. Hepsi zahir yani. Cenab-ı Hak diyor ki, benim kudretim diyorum ya, benim güç, yani bir gücüm var, tam Allah'ın da benim bir şeyim var diyor. Aslında benim değil ki, o benim tasavvurum da, o da Allah'ın kudreti. Senin bir şeyin yok ki. Cenab-ı Hak diyor ki, tasavvurumda olmasında sorun yok diyor. O, ben bir şey demem diyor, olsun diyor. Öştat. Sorun yok orada diyor. Ama bir yeter ki buradan sonrayı taşıyor. Aşağı indirme diyor ama oraya kum sorun yok diyor. Hatta mesela sporcular... Başka beni anlayamazsın abi zaten. Ama evet. Sporcular konsantre oluyor ya böyle güç. Yani veya birisinin öfke veya şehveti vesaire. O olmayan güç çıkmıyor mu? İşte bu işte. Onları aktif ediyor güç. Çünkü iltizam fiildi. O tefekkürle bunu aktif ediyor, güç. Sonra konsantre oluyor, diyor, mermeri kırıyor. Yani diyor, Osman dediği gibi zahirde burada sorun yok diyor Cenab-ı Hak. Burada ne yaparsa yap, ölç, biç, kes, doğru. İzin veriyorum diyor. İzin veriyor, ne yaparsa. Ta ki benim mutlakiyetimi anlarsın. Hatta tövbe tövbe. Allah yaratır, varlığı yok eder. Burada aynı zamanda Halik ismi yok eder, var eder. Niçin? Onları var eder. Zat var hatta da var abi. Tekvin de var işte. Evet. Tekvin de var orada abi. Adem de evet. Adem de var. Hepsi var. Yani 18 bin ayrım sureti acayip bir şey ya. Mesela bir İzmir camiinde birisi bulmuş. Hanım kardeşimiz. Allah halk eder, varı da yok eder. diyor ki bu bizim tasavvur serbest bölgelerde varı yok ediyoruz, yoku da var ediyoruz. O zaman diyor, Halik isminin sureti burada cereyan ediyor diyor. Hasan abi, zaten öyle demiş de biz şey, diyor ki 11. sözde. Aceleci davranmışız. Senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyası ittihaz ile, vahid-i kıyası neredeydi? Buradaydı. Tamam, oradaymış zaten. İttihaz ile Halik-i Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını, şuunu, mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz-i iktidar, cüz-i ilmin, cüz-i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustası o nispetle kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Zaten vahid-i kıyasıymış. Vahid-i kıyaslar da bizim tasavvurumuz. Çünkü bunun içerisinde emri nisbi, emri itibari, cemi, vahid-i kıyasıdır. Evet. Emri nisbi, dışarıdan alma kabiliyetimiz, emri itibari alınan bir. İçerideki örf, anane, kültür ve gelenek vesairelerimizle harmanlama özelliği. Ona da emri itibari, ikisini cem etme haline vahid-i kıyası deniliyor. Vahid-i kıyasilerimizin içinde. Şurada bir yer var. Oku. Ben kendime malik değilim. Ancak malikim, kainatın malikidir. Fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum ki, malik hakikinin sıfatını, sıfatların bir derece mahiyetin hududunu bileyim. Bileyim. Bilgi de burada zaten. Bak bilgi buradadır. İleyim başka. Bileyim. Hep nasıl? Ya 30. söz bu serbest bölgeyle okunca Allah Allah. Hiç bakmamışsın yani. Bilmiyor hepsi. Bileyim diyor. Bilmektir. İlim değil ki. Bileyim. Ya bu ne yapmış usta ya? Bileyim dedi. Son kelimesini duydun mu? Bileyim. Bilgi oradaydı. Bileyim buradaydı. Ya bu usta... Bu ne yaptığını biliyor muydu bu kadar abi ya? Bu ne ya? Acaba ustada aynı soru sormuşlar. Şimdi diyor, bunu diyor, Kur'an'ı bu şekilde bu kadar ilmi tazamun ettiğini peygamber biliyor muydu diyor. Tamam mı? Ustada diyor ki, neticede onu gönderen zat biliyordu ya diyor. Onu bilsin bilmesin ilgilendirmiyor. Ustada verilen aynı ruhuna aksedilen Risale-i Nur, Ustad Said Nursi yani. Ustad Said Nursi'dir. Yani beşeriyeti. Ha Ustad Bediüzzaman'dır. Ders arkadaşım Said Nursi'dir. Aynı ruhu Said Bediüzzaman'dır. Oraya Risale'ni aksedin. Ustad da diyor ki
Ben bunlar hepsini bilmiyordum çünkü ben de okuyorum. Ben de sizinle ders aldım. Ben de ders aldım. Biliyorsa niye okusun? Ya yalan söylüyor Tövbe'si. Demek hepsi bilmiyor. Bir seni okusun. Ah bu Hasan neler yaptı. Serbest bölgeler sanki cüz'ilerin olduğu yer. Süret ya. Küllilere geçiyoruz. Abi bak, orada. Şimdi peki biter mi vicdanınızla söyleyin. Serbest bölgeyle E30. Söz olan E'ni okunsa. Hayır baksana. He? Mustafa? Evet. Bu sistemle çok farklı şeyler çıkar. Biter mi şimdi? Bak bilse diyor. Bilgi. Bilgi burada. Bilgi, malumat, zan, vehim, şek, belki, şüphe, şey, ihtimal, vaydi kıyası. Yani mana ismi de aşağı geçiyor sana. İtikada kadar gidiyor yani. Benfi manada o şekilde itikada kadar. Ta işte felsefe. Orayı zaten mana ismi bana yap yazacaktık evet. Aşağı yani. Evet. Ha şuraya yazacaktık şuraya. Tam olsun. Mana ismi. İsmi. Nefsi nefsi bilen müşyar olan diyor yani. Mana ya. Yine yok aslında orada galiba. Yok mu? Yok abi. He? Neyse önemli değil. Yok, yok sileyim önemli olmaz. Bakar mısınız nasıl yazılıyor? Bakalım. Sileyim. Var, ye var. Nerede? Mana, y harfi. Yani, y, yani mana, tire, y harfi yazmışlar. Y? İsmi doğru mu bu? Mana, tire, y. Y bu tarafta o zaman. Ha, şöyle. Böyle değil mi abi? Evet. Yazılarda kusur ettiğimize göre bu manalar bize ait değildir. İşte bu diyor Enen'in mana ismi Cehit'in derasının bütün şirkin envarında çıkıyormuş. Çünkü çok tehlikeli bir şeyi yapıyoruz orada. Nasıl tahayyül, tasavvuru, küfrü, dalaleti ediyoruz, şirki ediyoruz. Çok tehlikeli bir şey. Ben nasıl bir Allah, iki tane Allah olsa diyorum, bilmem ne diyorum, hiçbir şey de olmuyor. Hiçbir şey de demiyor. Yani ondan her bir şey de demiyor ama çok tehlikeli. Biraz sabitleşir, şey yaparsa gitti. Ortalığı yıkıyor. Kalırsa yani, devamlı kalırsa değil mi? Büyük devamlı kalsın. Büyük şeyle oynuyoruz yani. Hasan abi bugün, Hasan abi çok mutlu ya maşallah. Çok. Vallahi çok mutlu. Yeni bir şeyler öğreniyor. Bu da şirki tarifede bir yer Hasan abi çok. Meslevi 130 harika bir yer. İnsan seyyatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide, hakikatta. Neden? Hariçte, vakide, hakikatta. Üç tane. Ha. Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne, asrına müdahale edebilsin. Ancak şirki zihninde düşünür, boş kafasına yerleştirir. Boş kafa. Boş kafaya. Şu boş kafaya. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Boş kafa. Boş kafa. Boş kafa. Yani mahir arası boş kafa. Bir daha size söylüyorum. Tabiri öyle. Arkadaşlar Osman mesela, Mustafa abi de katılmasın. Nasıl? Bu tersi. Bizi perişan ediyor. Yani oraya boş kafa da diyebilirsin. Manesini büyütüle bakarsan. O zaman boş kafa koyalım dur ya. Koyalım dur. Zaten boş abi. Boştu zaten. Siz dolduruyorsunuz zaten. Zaten bak. Bütün külliyatı yazacağız herhalde oraya. Yer kalmadı. Zaten bunun üzerinde inşa olmuş ya. Yani, çok doğal ya. Bu yani tabii. Bitmez değil mi? Yani öyle bir zenginlik ki. Nasıl bir zenginlik? Bu işte. Yani istersen... Şunu da sileyim şuradan. Burada mana ismi ifadenin çok güzel ifade var, tarif ediyor bak. Ve ondan sonra dersi keselim. Her şey mana ismiyle fanidir bak, fani dedi. Biz bir şey okuduk mu? Dedim ya dersin adı o oldu diye, hatta okumadık. Defterden bak mana ismi tarif ediyor, çok güzel bir yer aslında. Mana ismi miydi? Tarif ediyor. Fanidir. Fanidir.
Fanidir, mefruttur. Bir dakika, mana ismi. Fanidir. Yani şu sol tarafın şeyleri, sıfatları. Yazındır. Aşağıya. Kafirin mahiyeti. Yok, sol taraf. Söyle bakayım. Sol cenahta fanidir. Aslında sol taraf yok ya, serbest bölgede tamam. Tamam. Fanidir. Orada mefruttur. Oluyor, çiçe. Ha, çiçeği mi oluyor işte? Mef. Çek onu içelim. Doğru mu yazdın? Evet, doğru. Hadistir. Ha, çekiyor mu? Çekiyor. Hadis. Fanidir. Madumdur, dört tane. Madumdur. Bak şimdi işin ne diyor? Mana harfi cihetiyle, mana harfiyle. Buraya. Dur. Dur. Ok çıkın abi oraya. Şöyle yapayım. Orayı silin abi, orada bir şey yok. Dur dur. Ne var? İmkanatı vehmi var, o zaten konuyu. Şu birisi çalışmasını atmış. Şöyle yapayım. Kaç tanedir? Bu da dört tane abi. Dört tane. Yani şöyle diyor, Sani Zülcelal'ın esması aynadarlık cihetiyle, vazifedarlık itibariyle, aynadarlık ciheti, vazifedarlık itibariyle. Vazifedarlık. Oku. Önce aynadarlık. Aynadarlık cihetiyle, vazifedarlık itibariyle. Aynadarlık. Vazifedarlık. İtibariyle. Evet. Şahittir. Ha. Bundan sonra dört. Bundan sonra dört. Dur, onu. Bu cihet var dört. Neydi? Şahit. Şahittir. Meşhuttur. Meşhuttur. Vaciptir. Vacip. Cid. Vacip. Vaciptir. Mevcuttur. Allah Allah. Bak çok güzel. Burası tarif ediyor mana ismiyle, mana fiiliyetini. Vicdanda da şehit mi oluyor abi? Buna şahit olunca vicdaniyete geçiyor. O zaman adam şahit olduğu için şehittir yaşarken. Evet. Ama biz surette şehit ölene diyoruz. Öldükten sonra şehit olsa ne olur? Bize şehitti yaşarken lazım. Ne yapacağım ben? Öldükten sonra şehit. Yaşarken şehit olacağım. Çünkü şahit olursam şehit olur. Elhamdülillah. Huzur hazır olandan bizde yaptığı tesirin adı huzurdur. Peki, ezan okunmuş muydu? Okundu abi. Öyle mi? Şimdi, çok nereye geldik? Hiç, bak. Biz bizdeydik. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Şunlardan size söyleyecektim. Elhamdülillah. Bir. Tahayyül mü yapalım diyecektim, tasavvur mu yapalım diyecektim, tahakkuk mu yapalım diyecektim. Hepsini yaptık. Üç hocamız. Vicdanınızla söyleyin. Biter mi külliye? Sahip Nursi kendisi okuyor. Bediüzzaman'a. Sen seni oku. Sen seni oku. Ben diye yazdımsa yine sensin ol be. İçtiklerini çıkar, bendeki benimkine senle. Benden bana ben diye gitmek diye koştum Risale'nin diye nasıl diyor? Benden bana ben diye Risale'nin diye koştum diyor. Ya. Benden bana ben diye. Benden bana ben diye. Ben gitmek için. Ben gitmek için. Risale'nin diye koştum. Risale'nin koştum. Evet, mahirde vahum, enilhamdülillah Rabbil alemin, el-Fatiha.